İyi akşamlar efendim. Güncel konulara hoş geldiniz. Bu akşam da her hafta olduğu gibi Profesör Doktor Mustafa Karataş hocamızla beraber güncel konuları masaya yatıracağız. Hocam iyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olunuz. Bu akşam bir değerli konuğumuz daha var. Kulaklarınızın pası silinecek. Hem Kur'an tilavetiyle hem de sohbetiyle yayınımıza renk katacak Osman Bostancı bizlerle birlikte. Ege Üniversitesi Bir Gibi İslami İlimler Fakültesi öğretim görevlisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Hocam tabii Ramazan geldi. Hoş geldi. Elhamdülillah. Bu sene ben şöyle dedim mesela. Onu soracağım size, ondan sonra isterseniz geçelim. Nerede o eski Ramazanlar deriz ya hocam. Derler ya daha doğrusu. Evet. Ben bu Ramazan'da bir tat aldım. Yani o eski Ramazan değil de şu Ramazan'ı çok tabi Korona'dan çıkma başlayınca yavaş yavaş hastalık kendini uzaklaştırdı. Eski işte cami gezmeler, teravih namazlarındaki camilerde açılması, çoluk çocuk kadınların teravihe gitmesi. Mesela dün ben mahalle camisindeydim. Şen şakrak, yani Ramazan'ın geldiğini anlıyorsunuz. Çoluk çocuk bir gürültü yapıyor teravihte, yer yerinden oynuyor. Evet. Güzel salavatlarla, tekbirlerle namaz kılınca o coşku sokaklara taşıyor. Evet. Alışverişiyle, iftar saatindeki sessizliğiyle, teravihteki coşkusuyla geçen senelerden farklı oldu bu Ramazan. Değil mi? Hep şunu söylüyorum, Ramazan etkinliği olmazsa olmaz Ramazan'ın şartıdır. Biz sadece ibadet boyutunu yapalım, etkinlik olmasın, gelenek, örf, anane olmasın dersek alternatif üretemeyiz. Şimdi görüyorum ciddi şekilde bütün evlerde hoş geldin Ramazan yazıları var. Evet. Çocuklarla ilgili köşeler yapılmış. Yani benim torunlar da gösterdi bugün. Onlar da yapmışlar mesela odanın bir köşesine. Hemen telefonla görüntülü konuşuyoruz ya. Evet. Koştu dede dede diyor, gösteriyor. Hoş geldin Ramazan köşesi yapmışlar, süslemişler. Bunlar etkinliktir. İbadet değildir ama bu halkın, çocukların, gayrimüslimlerin, dünyadaki diğer insanların da Ramazan'ın farkına varmasına vesile olur. Hı hı. Bazı ibadetlerimiz vardır ki gizlidir. Onu Allah bilir, sen bilirsin ama Ramazan topluca yapılan bir ibadettir. Aynı anda iftar ediyorsun, aynı anda sahura kalkıyorsun, teravih namazı kılıyorsun, salavatlar. Dolayısıyla gizlemeye gerek yok. Bu coşkuyu yaşıyoruz. Aynı. Yani bugünkü çocuklar da senin bugün haberlerde söylediğin gibi onlar da belki 40 sene sonra nerede o eski Ramazanlar diyebilir. İnşallah hocam, evet. İnşallah. Bir güzel bir görüntü vardı. Şimdi Osman Bostancı'ya geçeceğim ama o görüntüyü isterseniz bir izleyelim. Arkadaşlar şu kilisedeki şey vardı ya, İstanbul'da Kadıköy'de Rum Ortodoks Kilisesi kapısında bir tabelayla Ramazan'ı kutladı. Onun bir görüntüsü hazırsa onu bir izleyelim. Tabii hocam, yani bu hoşgörü görüntüleri yansıyor. Tabii bu hoşumuza gidiyor. Hı hı. Aynısını biz de yapıyoruz. Yani Abdülhamit Han cennet mekan Darül Aceze'yi inşa ettiğinde oraya bugün de gidin, hala kilise, havra, cami üçü de vardır Darül Aceze'de. Çünkü orada yaşlılar vardır. Evet. Her dinden, her milletten, her ırktan insan olabilir. Dolayısıyla oraya ibadetlerini yapsınlar diye hepsini koymuş. İbadetlerin dokunulmazlığı vardır. Gayrimüslimler eskiden beri İstanbul'da özellikle iç içe yaşadığı için İstanbul'da pek çok din mensubu Osmanlı'nın Türklerin, Müslümanların orucuna saygı göstermiştir. Hep şunu anlatırlar, sokakta yemeyin içmeyin, Müslümanlar oruç tutuyor diye çocuklarını tembih ederler. Ta küçüklükten beri Müslümanlar oruç tutarken başkası yemez içmezmiş. Dışarıda. Onlara saygıdan dolayı değil mi? Bu saygının devamını o dijital ekranda görüyoruz. Onlar da ne yazmışlar? Hoş geldin Ramazan yazıyor. Hoş geldin Ramazan var. Bir de Times Meydanı'nda da o Amerika'daki görüntüyü de arkadaşlar bir verin mümkünse. Orada da Amerika'nın o meşhur Times Meydanı vardır. Işıklı bir meydandır. Ünlü, hani her gidenin böyle bir resim çekildiği. Onu da bir hatta VTR'si vardı. VTR'sinde bir hemen sırası gelmişken izleyelim o zaman arkadaşlar. Bu da tabii, hı-hı, çok hoş. New York'un göbeğinde Times Meydanı'nda Müslümanların toplanması. Şimdi bizim de tabii onlara karşı aynı duyarlılığı göstermemiz gerektiğine inanıyorum ben her zaman.
Yalnız şöyle bir şey var. Burada Muzaffer Ozak rahmetliyi hatırladım. Allah rahmet etsin. Şimdi o New York'un bir de Merkez Kilisesi var. Evet. Buraya çok uzak değil. O da New York'un cadde olarak tam hatırlayamayacağım ama yerini gördüm ben. Şimdi orayı papazdan istiyorlar Müslümanlar. Muzaffer Ozak Amerika'ya gittiğinde. Hı hı. Papaz da Müslümanlara veriyor. Birkaç bin kişi orada zikir yapıyorlar. Namaz kılıyorlar, temizleyip orada. Sonunda papaz diyor ki siz Türkler geldiniz, Müslümanlar, kiliseyi bizden istediniz, biz de size verdik. Biz böyle özgürlükçüyüz, insan haklarına saygılıyız. Burası bir Amerika, efendim, Hristiyanlık, böyle hoşgörülü bir din. Biz gelseydik, Sultanahmet'i isteseydik, bize tahsis eder miydiniz? Muzaffer Ozak hiç tereddütsüz vermezdik diyor. Ama Sultanahmet de istenmez hocam. Yani şöyle, çünkü diyor, biz Adem Aleyhisselam'dan beri gelen tüm peygamberlere, Musa Aleyhisselam da bizim peygamberimiz, iman ettik. İsa Aleyhisselam da bizim peygamberimiz, iman ettik. Hatta inanmasak, iman etmesek Müslüman olamayız. Evet. Ve son peygamber, son halka Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, biz ona da iman ettik. Dolayısıyla bizim kilisede de Havra'da da hakkımız var diyor. Ama siz güzel, Müslümanlığa iman etmediğiniz için, Hazreti Muhammed'i tasdik etmedikçe camide hakkınız yoktur diyor. Güzel bir cevap vermiş. Evet. Sizin arkadaş mı vardı hocam? Evet, burada? Evet. Times Meydanı'nda hem Londra'da tanışmıştım bu arkadaşımla. Hı. Öncesinden diyor hazırlıklar yaptık iftar için. Bu teravide değil mi? Tabii bu teravide. Amerika'daydı. Yani hüngür hüngür diyor ağladığımı hissettim diyor. Çünkü hakikaten bu bir mesaj aslında. Sadece orada namaz değil. Hani VTR'de de söyledi ya arkadaşımız, İslam diyor barış, esenlik, bize güzel şeylere aşılıyor. Belki de burada bu atmosferi gören birçok insanın İslam'a olan fikri, düşüncesi, gönül dünyasındaki fikirleri değişiyor. Buna tabii vesile olabildiğimiz için diyor arkadaş, çok diyor mutluyduk diyor. Yani. Tabii. Şimdi o diğer konuya geçeceğim hocam ama Osman Bostancı'yla tabii biz uzun süredir tanışırız. Çok da severiz birbirimizi. En azından ben severim karşı tarafı. Bilmiyorum ama. Abi, ya, evet. Osman Hoca'yı biz şimdi, de tanıyoruz. Allah razı eyvallah. Olsun, şimdi olsun. Osman... Videolarını izledik. Tabii. Aynı zamanda da yani hem hani fenomenlere hep kızarız ya hocam. Al sana fenomen işte yani. Bir yandan da öyle bir özelliği de var. Şimdi birazdan şeyi alacağız. Ünlü imamların taklidini yapıyor. Evet. Seslerini taklit ediyor. Çok da güzel okuyor. Ama hocam ben Osman Bostancı'nın kendi okuyuşunu da çok beğeniyorum. Böyle evde bazen Instagram'dan açarım. Kısa, yalnız ikişer dakika oluyor. O çok iyi olmuyor. O yüzden önce bir kendin, kendi kıraatinle, kendi uygun gördüğün kıraatla bir okusan şöyle olur mu? İnşallah. Tabii ki olur. O zaman böyle başlayalım bize. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ وَلَا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا ولا تعملون من عمل تفيضون فيه
وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع صدق الله العظيم. Maşallah. Allah razı olsun. Sağ olun hocam. Ne güzel. Yunus suresinden. Evet. Yunus suresinden. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in kendisi müminleri
okunduğu zaman vecilet culuduhum diyor. Tüyleri diken diken olur. Derileri ürperir böyle. Kalpleri haşyetle dolar. Onu yaşıyoruz. Yani nerede Kur'an okunuyorsa tatlı bir sadayla ve talimine, tecvidine, manasına uygun bir kari tarafından Kur'an kalplere işler. Şuradan başlamak istiyorum önce. Bu hani açıklar mısın dedin ya, evet, bazı şeyleri, ayetleri, bir iki ayet açıklamak isterim orada. Hani Kur'an-ı Kerim'in tilaveti, manasını bilmiyorsanız boşuna okuyorsunuz gibi diye söyleyenler var. Aslında onların söyledikleri söz boşuna. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in kelamullah olduğu için kendine has bir sadası var, kendine has bir gücü var. Sözün gücü var. Yani burada siz buna efendim cinas deyin, kafiye deyin, şiirimsi bir tadı var. Asla şiir değil, sihir değil ama sihirleyici, büyüleyici bir, değil mi, ahengi var. Harfler arasında mutlaka bir uyum var, seci var. Cenab-ı Hakk'ın bir de Kitab-ı Mesani. Bu ayetleri arayın, Kur'an'ın bir başka yerinde yine bulursunuz. Kendini tekrar eden, değil mi? Tekrar eden ve o tefsir eder. Yani mutlaka bir kapalı kelimeyi orada tekrar başka bir versiyonuyla bulacaksınız. Bu ancak mucizede olur. Yani siz, işte biz haşa, hani teşbih hata olmaz diye mukayese edilir mi? Hı hı. Ama inanmayanlar için Kur'an-ı Kerim meydan okuyor ya. Evet. Fe'tu bi misli, nasıldı? Fe'tu bi suretin min misli. Onun benzeri hadi siz de yapın diyenlere şöyle bir şey söylesek. Bir kitap yazın ama kitapta her şey çift olsun. Ve hiç de abes kaçmasın. Bir boşluk, bir unutkanlık olmasın. Unutma, her şeyi çift tekrarla ama aynısı olmasın. Ve manası o geldiği yerde siyak sibak dediğimiz mükemmel bir şekilde gelsin. Bırak hadi koskoca bir Kur'an-ı Kerim yapmayı, bir sure getir. Bir sure getir. Bütün şairler, edipler toplanın, hadi siz de gelin, şahitlerinizi de getirin, hepiniz çalışın. Bunun benzeri bir sure ortaya koyuyor. Kur'an meydan okuyor. Evet. Bu anlamda o dönemdeki bütün şairleri, edipleri Kur'an-ı Kerim manasıyla değil, sadece ses ve sadasıyla, secisiyle susturmuştur. Yani şiirlerini yırttırmıştır şairlere. Ki şiir çok yüksek derecede ilerideydi Araplarda. Muallaka-i Seba denilen 7 büyük şair yarışmasından sonra 7 şiir Kabe'nin duvarına her sene asılırdı. Panayırlarda şiir yarışmaları yapılırdı. Şiirin zirvede olduğu bir dönemde Kur'an gelmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'deki bütün surelere bakın. Surelerin sonunda, her ayetin sonundaki harfler aşağı yukarı ses aynıdır. Mim, evet, nun beraber gelir. Evet. Mesela estağfirullah. Er-Rahmanu allemel Kur'an. Halakal insane allemehul beyan. Bak Kur'an, beyan. Eşşemsu vel kameru bi husban. Husban. Hep nunla değil mi? Hep nunla geliyor. Bu şiir. Peki mana? Apayrı bir şey. Yani bu lafzına baktığınızda mükemmel. Manasını bilirseniz, hı hı, çok daha mükemmel. Feşteale re'su şeyba. Şimdi ihtiyarladım, saçım beyazladı demiyor peygamberi. Allah-u Teala ona şöyle söyledi. Yaşlılıktan saçım tutuştu. Ama işteale kelimesinin içerisine aynen çakmağı çakıp ateşi tutuşturmanın sesini koyuyor. İşteale. O sesi koyuyor. İşte, tabii. Hani şu yani, vesvesedeki ve enşakkal kamer değil mi? Evet. Ektarabetis sa'at ve enşakkal. Yarma. Sanki. Ve yarıyor. Yani, şakkadanak yarıldı ortadan ikiye deriz biz o hocam. O da oradan gelir. İşte şak ederek orada yarıyor. Sesiyle manayı o kadar mükemmel, hı-hı, Cenab-ı Hakk'ın kelamı. Bunun manasını bilse de, hı-hı, bilmese de bir defa insana etki ediyor. Manasını bilmeye gerek yok. Kur'an'ı da güzel sesle okumak tabii bundan tabii, herhalde değil mi hocam? Şimdi önemli. Zannediyorlar ki Arapların hepsi manayı biliyor. Arap ilkokulu okumadıysa Kur'an-ı Kerim'in onda birini anlamaz. Öyle mi? Tabii.
Ortaokul mezunuysa Kur'an-ı Kerim'in 1/5'ini alır. Lise mezunuysa Kur'an-ı Kerim'in 1/3'ünü alır. Nasıl oluyor hocam o? Üniversite mezunuysa Kur'an-ı Kerim'in 1/4'ünü alır. Nasıl oluyor peki bu? Ya Kur'an Arapça değil ki. Arap dilinde inmiş ilahi kelamullah'tır o. Allahçadır. Kur'an Allahçadır. Aynen. Arapçanın da ötesindedir. O zaman hani mealle okumak lazım. Eğer mealini bilmiyorsan bir anlamı yok bunu dinlemenin diyenlerin şeyi düşüyor o zaman. Asla. Yani öyle olsaydı bütün Araplar alim olur. Böyle bir şey. Kur'an ilmine vakıf olmak için ilim yapmak gerekir. Evet. Birincisi bu. Bunu ortaya koyalım. İkincisi okuduğu ayetlerde bir teselli var. Allah Resulü'nün mücadelesini, peygamberlerin mücadelesini anlattıktan sonra Resul Efendimiz tabii taşlanıyor, eziyet görüyor. Onların şairleri, masal uyduranları, hikaye uyduranları, o günün basını, medyası, Peygamber Efendimizin aleyhine, Müslümanların aleyhine ne kadar çirkin şeyler yazıyorlar. Ayet-i kerimelerde ne diyor? Ela inne evliya Allahu la havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Şimdi Evliyaullah'tan bahsediyor. Bir de Evliyaüşşeytan'dan bahseder Kur'an-ı Kerim. Allah'ın dostları, dostları Allah olanlar. İki anlama da gelir. Evliyaullah, dostları Allah olanlar. Evet. Senin Allah'ın dostun Allah'sa sen Allah'ın dostusun. Allah'ın dostları ela, dikkat edin. Dikkat. Ela Kur'an'da geçer çok yerde. İnne evliya Allah. Allah'ın evliyaları şüphesiz la havfun. Onlara korku yoktur. Korkmazlar. Hangi peygamber kavminden çekindi, korktu? Korkan bir peygamber, kaçan bir peygamber görüyor musunuz? Sadece ümitsizliğe düştüğü için işte burada surede de adı geçen Yunus peygamber. Evet, evet. Yunus peygamber, ya Rabbi kimse Müslüman olmuyor deyince ümitsizliğe düştü de bir gemiye binince onu da denize attılar. Yunus'un balığın karnında efendim aylarca kaldı, günlerce hatta kaldı. Üstadım, devamında şöyle bir ifade var. Felevla kanet karyetun amanet fenefa'aha imanuha illa kavme Yunus. Yani azap üzerlerine düşer olduktan sonra üzerlerinden azabın kalktığı tek kavim Yunus'un kavmiydi. Çünkü o da geri geldi. Geri geldi, onlara katıldı ve yüz binler iman etti. Sonrasında kendisine sonrasında hiçbir peygambere korku yoktur. Ve onlar mahzun olmayacaklardır. Velahum yahzenun. Mahzun olmazlar. Şimdi peygambere diyor, orada da diyor ki bunları anlattıktan sonra velâ yahzunke kavluhum. Onlar duyduğun sözler var ya, sana iftira ediyorlar, dedikodu. Hani bizim aleyhimize medyada bir şeyler yazarsa evet, o günümüz sıkıntılı geçiyor ya. Üzülüyor, peygamber de üzülüyor. Onların sözü seni üzmesin. İnnel izzete lillahi cemiya. Şeref, izzetin tamamı Allah'ındır. Allah'ın yanında olanlaradır. Evet. Sen ne derlerse desin, senin şerefine, izzetine onlar bir leke süremezler. Hüvessemiul alim. Allah her şeyi işitiyor, her şeyi biliyor. Yazıyor, vakti saati gelince onlara hak ettiklerini evet, verecektir zaten diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim, bir de böyle gerçekten Osman kardeşimiz gibi tatlı okuyan olduğu zaman yüreği yerinden hoplatır. Hazreti Ebubekir Efendimizin de sesi çok güzelmiş değil mi hocam? Hazreti Ebubekir Efendimizin de sesi güzel. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh peygamberimiz dinlemeyi evet, çok severdi. Karilerden çok meşhur olan zatlar var peygamberimizin sevdiği. Bilal Habeş'in müezzin olarak sesi evet, çok güzeldi. Peygamberimiz ya da Hazreti Ebubekir namaz kıldırırken affedersiniz Kur'an okurken Ebu Cehil da şimdi ilginç de bir şey var hocam. Program öncesinde şimdi işte bir üniversitede tabii öğretim görevlisi Ege Üniversitesi'nde Osman bizi düzeltiyor. Şimdi Osman Hoca diyor ki hafız diyor. Yani öğretim görevlisi olması yani bir akademik şey olmasından tabii orada öte, yazarken de hafızlığı başa koyması lazım arkadaşların. Hafız Osman Bostancı yani, diye yazsalar iyi olacak. Ben şeyi de sorayım. Mesela Kur'an ezberlemek, hafız olmak tabii hani keşke herkes yapabilse, ben de yapabilsem. O kapasite de vardır herhalde bütün insanlarda ama mesela sahabe efendilerimiz nasıl ezberlemişler Kur'an'ı? Evet. Mesela onunla ilgili bir ibare var. Abdurrahman Es-Sülemi rivayet ediyor. Hı hı. Bize diyor sahabeden Kur'an'ı
öğrenenler, okuyanlar anlatılırdı. Tıpkı Hazreti Osman, Abdullah İbni Mesud gibi, hocamın da söylediği üzere. Onlar şöyle derdi: اِذَا تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ مِنَ النَّبِيِّ عَشْرَ اَيَاتٍ. Biz Peygamberden aleyhisselam Kur'an'ı 10'ar ayet şeklinde öğrenirdik. Sonra hatta لَا يُجَاوِزُوهَا نَتَعَلَّمْ مَا ف۪يهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ. Ta ki diyor, o 10 ayet-i kerimenin içerisindeki ilmi ve ameli öğrenmeden ötekisine geçmezdik. Yani sahabe Kur'an'ı 10'ar 10'ar öğrenirdi. Tabii Hazreti Ali, 10'ar ayet şeklinde mi? Bakara suresini 6 ayda okudum diyor. Evet. Hazreti Ali Keremallahu Veçhi. Bakara suresini 6 ayda okudum ne demek? 6 ayda okudum, amel ettim, ezberledim. Yani ben mesela şimdi Yasin'in tamamını ezberlemek için ne yapmam lazım? 10'ar 10'ar mı? Onar şimdi bizim yaptığımız hafızlık mi? Usulü bundan çok başka. Hani o dönemde direkt vahye muhatap olan sahabeler, onların usulüyle bugünkü öğrendiğimiz ezber sistemi arasında fark var. Tabii. Yani biz ilmi noktada ezber, hıfzi noktada ezberliyoruz. Lakin onlar hem ameli noktada da. Yani ayrıca mesela, yazılmış şey de yok ki. Evet doğru, yazı yani, da yok. Kitabı eline alıp böyle ezberleyelim. Kendisi ya duyuyor ya da kendi notlarıyla. Yazılı bir Kur'an yok o zaman. Şimdi şöyle, sayfalara, kemiklere, ceylan derilerine yazılıyor. Vahiy katipleri yazıyor. Hı hı. Ancak herkes de yok. Bir de ayetin devamı yok. Surenin devamı yok. 10 ayeti gelmiş. Mesela Mü'minun suresinin Kadefle al-Mü'minun diye başlıyor. Allah Resulü o sırada başını hemen örtü örtüyor. Hı. Vahiy geldiği zaman dayanamazdı bazen. Hı hı. Terler gelirdi. O sıkıntı var. Evet. Allah'ın kelamı geliyor çünkü. O başını örtüyor. Başını bir müddet örtüyor. Vahiy geliyor. Vahiy bittikten sonra örtüyü açıyor. Örtüyü açıp Resulullah gülüyor, tebessüm ediyorsa müjdeli ayetler geliyor. Resulullah Efendimizin yüzü kızarmış, gözü kanlanmış, üzülmüşse, alnındaki damar kabarmışsa azap ayetleri geliyor. Hayır, bunlar da tesir ediyor. Orada olmak isterdim yani. İşte Hazreti Ömer'in rivayetinde diyor ki bir vahiy geldi, yüzünü örttü. Ve yüzünü açtıktan sonra tebessüm ediyordu, müjde diyordu. Ve orada قَدْ اَفْلَى الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Müminler mutlaka kurtulmuştur. Onlar namazı huşuyla kılarlar. Devamında اَلَّذِينَ يَرِسُونَ الْفِرْدَوْسِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Orada bitiyor. Sanıyorum 12 ayet falan. Onu söylüyor ve gülüyor. Niye? Müminler Firdevs cennetlerine varisçidirler. Firdevs'e girdi. O anda o müjdeyi direkt peygamberin ağzından duyuyorlar. Tabii vahye. Şimdi bu kadar gelince şey. bunu ezberliyor sahabi. Evet. Daha sonra o ayetlerin devamı geliyor. Bu da bir mucize. Bakın siz bir kitap yazarsınız, bölüm bölüm yazarsınız değil mi? Evet. Sayfa sayfa. Ama Resulullah Efendimiz Kur'an gelirken hatta bazı surelerin bir kısmı Mekki, bir kısmı Medeniyedir. Evet, evet hocam. Yani o ayeti getirip ta onun oraya koymak, o Cebrail'le arasındaki bir vahiy ile alakası var. Onun yoksa bir de anlam bütünlüğü olması. İnsanın yapabileceği bir şey değildir o. 23 sene boyunca geleni yerine koymak. Bu olacak bir şey değil. Hocam bir, ya çok da uzatmayayım meseleyi de. İnanmayan bir kişi vardı. İnanmıyor yani. Allah, kitap, hiçbir şey bilmiyor. Yani çok iyi biliyor da işine gelmiyor belki de. Bir gün dedi ki bana, ben dedi bir tane Kur'an yazacağım dedi. Allah Allah, nasıl yazacaksın dedi. Yazacağım dedi. Sosyal medyadan böyle şey yapıyor. Yani Kur'an'a tek benzeyen başına böyle bir sayı koyuyor. Yani sanki ayetmiş gibi. Bir, işte şöyle yapmalısınız. İki, böyle yapmalısınız gibi sözler yazmış. Sonra bu vazgeçti. Neden vazgeçtiğini hiç söylemedi. Hiç açıklamadı. Böyle birkaç cümle yazdı arka arkaya ama. Tabii ne Kur'an'a benziyor ne kutsal kitaba benziyor. Yani hiçbir o da benzemiyor. Biraz aklı varsa anlamıştır zaten neye yeltendiğini. Peki Osman'ın diğer okuyuşlarını merak ediyorsun. Şimdi, hocam şimdi biraz sonra başlıyor. Şov başlıyor. Şimdi hemen izleyicilerimize bir duyurumuzu yapalım. Sevgili izleyenler, WhatsApp ihbar hattımıza görüntülü sorularınızı lütfen gönderin. Merak ettiklerinizi bu akşam ikinci dilimimizde Mustafa Karataş hocamıza soracağız. Görüntülü olursa daha iyi olur. Yazılı olarak da gönderebilirsiniz. Arkadaşlarımız topluyor onları. Şimdiden başlayabilirsiniz. Numaraları görüyorsunuz. Ekranda alt tarafta yazıyor. WhatsApp ihbar hattımıza videolu olarak çekin, gönderin. Biz de o soruları yanıtlayalım. Şimdi tabii kolaydan zora gidelim.
Kolaydan zor bir de. Kolaydan zora gideceğiz. Mesela daha önce de birkaç kez dinledik, güzel oldu. Mesela Kabe İmamı Sudais'in şeyi var. Konu mesela buraya geldiğinde hakikaten şunu bilmemiz lazım diye düşünüyorum. Hani birçok arkadaş böyle değil mi? Birilerini benzettiği için, birilerine benzediği için, onlar gibi sesini yapabildiği için böyle çok ilgi duyar. Hani bu videoda da biz 2016 yılında yaptık. Yani 6 yıl olmuş. Hala böyle bir yere gittiğimizde bazı insanlar tanıdıkların zaman ya evet o videodaki genç arkadaş sensin değil mi? Ben bunu şuna bağlıyorum hocam. Hani hakikaten bizim toplumumuz Kur'an-ı Kerim'i çok seviyor, okuyanı çok seviyor, dinlemeyi çok seviyor. Yani hala 6 yıl geçmesine rağmen o şekilde ya, ananlar hocam, var. Şimdi ne verirseniz insanlara ona yönlenirler. Şimdi biz şiddet verirsek, müstehcenlik verirsek ve bunun izlendiğini iddia edersek ki öyle bir şey yok. Sürekli insanlar müstehcenlikten bahseder. Bir de şöyle tatlı bir Kur'an okunduğu zaman insan mesela namaza gidiyorsunuz. Hani hatimle bile kılınsa daha da okusa diye bekliyorsunuz. daha okusa. Tatlı bir okuyuşu olan hoca okuduğu zaman kari kesmese, devam etse diye. Ben de bazen içimden kızıyorum. Çok kısa okursa böyle güzel okuyanlar namazda özellikle. Bakıyorsun kısa sureyle geçiştiriyor. Ya oku sen. Sen oku. Yani yatsı namazı kıldırıyorsun. İki sayfa oku kardeşim. Oku değil mi? Bir sayfa oku da en az birinci hocam, ikatta. Kabe'de o şey var ya, Juhani var ya. Evet. O okuyor. Bizim arkadaş da diyor ki ya Mustafa da hiç bitmesin istiyorum ya. Tabii. niye tabii. bitirdi diyor. 10 dakika okumuş hala niye bitirdi diyor. O, şimdi Bender de güzel değil mi? Bender. Evet. O da çok güzel. Şimdi biz şu şeyden başlayalım. Onu da takdir ediyor musun? Onun okuyuşu da aslında var. İyi. Bak onu bakarız ona. Onu da deneriz. Tamam onu da hocamız için. Şimdi o zaman Kabe İmamı Sudais'in önce bir normal bir sesini izleyicilerimize bir hatırlatalım arkadaşlar. Fatiha suresini şöyle bir hatırlatalım. Şöyle bir dinleyelim. Şimdi Osman Bostancı'dan Sudais'in benzeri şekilde bir kıraatla okumayı dinleyeceğiz. Fatiha'yı. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hocam sonunda amin yüksek sesle mi alçak sesle mi nasıl diyeceğiz? Hanefiler namazda içinden derler. Şafii, diğer mezheptekiler, cumhur onlar sesli söylerler. Nedeni ne hocam bunun? Yani amini imamın, yüksek sesli olsa imamın kıraati, metbuğun kıraati yerine, tabiinin kıraati yerine geçtiğinden metbuğunun. Dolayısıyla kari okurken, imam okurken cemaatin susması vaciptir. Şafilerde Fatiha'sız kendisi okumadan da kıraat olmaz. Dolayısıyla onlarınki zarar vermez amin demeleri, kendi okumaları. Evet. O yüzden bu farktan dolayı Hanefi mezhebi susmayı tercih ediyor. Ve izâ kureyel Kur'an-ı Feslemiullah ve ansıtüle aleyküm turhamun. Bir de Kur'an okunurken hani onun bir adabı da var. Ne yapmak lazım? Mesela bir şey yenip içilebilir mi? Hani konuşulmaz belki ama otururken Kur'an ne bileyim el üstüne el konulur mu? İşte bu ayet az önce okudum. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin diyor. Feslemi öyle. Kulak verin. Ve ansıtu susun. Ansıt sus demek. Ansıtu susun. Lealleküm turhamun. Allah'ın rahmeti onun size umulur ki gelir diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i namazın dışında şimdi Osman burada okuyor ya. Evet. Biz burada dinliyoruz. Bizim dinlememiz farz olur. Çünkü biz muhatabız onunla, yanındayız. Hı hı. Ama burada iş yapan arkadaşların dinlemesi farz olmaz. Buna farz-ı kifaye deniyor. Hı. Yani namazda ise herkese farz olur. İmam okuyorsa cemaatin dinlemesi farz olur. Onun dışında Kur'an-ı Kerim dinlemek farz-ı kifayedir. Yani şu da yapılıyor.
kulağı orada olduğu sürece mesela bir hanımefendi mutfakta açıyor işte Osman Hoca'nın bantını, okuyuşunu falan dinliyor orada. Bu bir güzel terbiye eder kulağa ve gönle girer. Çocuklara dinletirsiniz. Ama mutlaka dinlenilmeli. Kur'an-ı Kerim uyurken, birisi dinle. Mesela yatarken Kur'an dinlemek olur mu hocam? Yani yatarken Osman Hoca'ya soralım onu. Okuyor mu? Okuyor mu bir bakalım. Yani şimdi mesela hafızlık tekrarı için. Şimdi ben onu soruyorum işte. Ha, şimdi hocamın neden bize döndüğünü ben tahmin ettiğim için oradan söylemek isterim. Hani hafızlık tekrarı yapıyoruz mesela diyelim. Gece yattık kaç sayfa kaldı bugün okumadım? 5 sayfa kaldı. Başlıyorum ben okumaya. Ama orada okurken de hani yine edebi de korumaya çalışıyorsun yani. O da sonuçta çok önemli. Kur'an zikirdir. Ellezine yezkurun Allah'ı kıyamen ve kuuden ve ala cunubihim. Ve ala cunubihim demek yan gelip yatarken demek. Yani böyle yanını koymuş yere. Cem yan taraf değil mi? Evet. O zaman da okunur. Kur'an-ı Kerim okunur. Hatta imayla mecbur öyle namaz kılacaksa namaz o şekilde namazını kılar orada da okuyabilir. Yani o yatarken o zaman okunabiliyordu, dinlenebiliyordu o zaman. Dinlenebilir. Anladım. Tabii. Anladım. Şimdi hocam tabii sıradaki şeye geçmeden bir mesele daha var. Az önce hoşgörüden bahsettik. İşte Ramazan geldi. Gayrimüslimlerin dahi ne kadar hoşgörülü davrandıklarını gördük. Ama hoşgörülü olmayanlar da var hocam. Ondan da birkaç cümleyle bahsetmek gerekir aslında. İstanbul'da bir lisede müdür bir yazı gönderiyor. Bir talimat mı denir işte adına. Diyor ki bu Ramazan ayı boyunca öğretmenlerin ve öğrencilerin oruç tutan kişilere daha dikkatli, hassas davranmaları gerekir. Yiyecek içecek eğer yani tüketmesi gerekiyorsa kantinde tüketsin. Yani çevrede oruç tutanlar olabilir. Böyle bir genelge yayınlıyor. Yani genelge mi talimat mı okuldaki yazı yayınlıyor. Bu da bazı medya organları tarafından eleştirildi. Vay efendim gerici müdür, vay efendim işte böyle şey mi olur? Sanki bir zorlama gibi anlatıldı bu iş. Sizin buna hocam yorumunuz nedir, nasıl bakarsınız? Ya bunlar oluyor tabii, yani olmaması temenni edilir. Şimdi yedek subay öğrenciydik Tuzla'da 1989'da. Tam da Ramazan'a denk geldi. Kaç sene geçmiş? Nisan ayıydı. Yine tam 30 oluyor tabii, o zaman 30, hocam. Tam dönmüş hocam. Nisan'dan Nisan'a evet. 30 oluyor. Bak, döngü tamamlanmış. Nisan ayı olduğunu iyi biliyorum. Evet. Nisan'ın sonları gibiydi. Yani çayır çimen de yeşillenmişti. Hı-hı. Tuzla çok güzeldir o anlamda. Orada öğrenciliğimizi, yedek subay öğrenciliğimizi yaptık. Şimdi bölük komutanı dedi ki oruç tutmanıza karışmam. Ancak dedi eğitimi aksatırsanız, eğitimde gerekeni yapamazsanız oyarım. Orada oymak böyle modaydı, oymak kelimesi evet. Kullanmak. Ve eğitime çıktık, oruçluyuz. Özellikle de bölükte böyle yarısına yakın da oruç evet. Tutuyor yani. Veya üçte biri oruçluyuz. Birkaç hareket var, zor hareketler. Yapamadı Asteğmen öğrenci. Oruçtan dolayı mı yoksa zor olduğu için yapamadı. Mi? Yapamayınca bölük komutanının eline fırsat geçti. He. Oruçlusun değil mi dedi. Hayır komutanım dedi. Bak ben hemen sordum. Şimdi. Niyet belli çünkü. Burada 1-0 mağlup. Az sonra birisi 4-4'lük yaptı. Hareketi ama. Herkes alkışladı. Bak bu oruçlu değildir dedi. Oruçluyum komutan. Bu hassasiyeti orada gösterseydi, bunu konu etmeseydi, hı hı. Yani niye sen insanın orucuna karışıyorsun? Oruçlu yapamaz, oruçsuz olun vesaire zorluyor. Futbolcularda zorlayanlar var mesela. Evet, evet. Buna zorla, Allah'ın farz kıldığı bir şeyi siz zorlayamazsınız. Hocam bazı hocalar, futbolda antrenörler oruç tutmayın diyor. Bakın dahası Mekke'nin fethine giderken yine Ramazan ayı, hı hı. Bedir Savaşı'nda Ramazan ayı. İsteyen oruçlu, isteyen değil. Resul Efendimiz ikinden sonra, ikindi sırasında yolda seferi olduğu için orucu bozdu. Çoğu orucunu bozdu. Ama oruçlarınızı bozun demedi. Savaşta bizi zaafa uğratırsınız demedi. Evet. Şimdi savaşa giderken karışmıyor Resul Efendimiz. Oruçlu gidiyor ta oraya kadar. Hı hı. Sana ne oluyor yani? Şimdi bu lisenin müdürü
Tamam, birileri buna taş koymak istemiş, alaya almak istemiş, geri cüyobaz demiş ama biz o müdürü el üstünde tutmamız lazım. Tebrik etmemiz lazım. Tebrik yağmuruna boğmamız lazım. İşin ilginci o da olmadı. Olmadıysa suç müdürde değil, bizde. Müslümanlar da. Müslümanlar sahip çıkmaz, şikayet eder sadece. Hocam müdür şöyle dese ona biz de karşı çıkalım. Oruç niye karşı tutma, hayır, oruç tutmayan olamaz benim okulumda. Oruç tutuyorsun diye kızıyor. O dese tabii o, yani, ona biz de karşı çıkalım. Böyle ama dese, maalesef oruç tutuyorsun diye kızıyorlar. Diyor ki oruç tutmayanlara saygı gösterilmesi açısından kantinde yiyin. Çok doğrusunu yapmış. Her zaman müdürlerin hatırlatması lazım. Milli eğitimin, üniversite kantinlerinin bunları hatırlatması lazım. Saygılı olun. Yani gayrimüslimler bile az önce ne dedi? Evet. Kilise bile saygılı. Sen Müslümanım diyorsun, saygı göstermiyorsun. Tamam, ben sana leküm dinüküm veliyedin. Senin dinin başka da olabilir. Ona gayrimüslim de olabilirsin. Hı hı. Ama bana saygı göster kardeşim. Ben de sana saygı göstereyim. Evet. Bir de hocam öte yandan mesela İngiltere'de veya Amerika'da bazı yerlerde ezanın dışarıdan okunmasına mesela izin veriliyor. Hani Müslümanlara böyle güzel kazanımlar veriliyor. Hani öz vatanda bunların yaşanması da üzücü değil mi hocam ya? Yani imanla küfür mücadelesi devam edecek. Arada bir de maalesef münafıklar var. Onları tanımamız lazım. Kur'an-ı Kerim'de Kafirun suresi çok kısadır. Münafıkun suresi çok uzundur. Evet. 1,5 sayfa. Evet. Aynen. Kafirun suresi 2 satır. Yani şimdi yine bununla ilgili bir mesele daha var. Onu da hemen hızlıca konuşalım isterseniz. İsim lazım değil. Yani bir profesör, başında bir profesör kimliği var. Diyor ki ben oruç tutmuyorum. Sosyal medyadan paylaşım yapıyor. Ama diyor oruç tutanlara bir hatırlatma. Yalan söylemek, kötülük yapmak, rüşvet almak, vermek, torpil yapmak, işte arkadan iş çevirmek, kandırmak, şu bu sayıyor. Bunlar diyor orucu bozar. Çok büyük tepki aldı sosyal medyada. Bence yanlış. Şundan dolayı tepki aldı. Yani bence tepki yanlış. Ha öyle mi? Evet. Tepki göstermek yanlış. Tepki gösterenlerin tepkisini hocam? Anlamıyorum. Ne diyecek adam? Tepki niye gösteriyorsun kardeşim? Bozmaz mı demek istiyorsun? Neyini savunuyorsun ya? Biliyorum. Bazı gazeteler başlık attı. Hı-hı. Müslümanlar tepki gösterdi. Hı-hı. Tepki gösterilecek bir söz değil ki o. Adam tutmamış. İnanmıyor belki de ama doğruyu söylüyor. Ha, inanmasa bile doğruyu söylüyor. Doğruyu söylüyor. Yani bu devirde taksici taksiyi almıyor. Müşteri seçiyor. Evet. Oruçlu belki de adam. Diğeri 5 liraya aldığını 15 liraya satıyor. Olan malı stokluyor. Faiz, kredi, ihaleler her şeyi yapıyor. Hı hı. Adı oruç tuttu oluyor. Bu adam da çıkıyor diyor ki ya ahlak kalmamış. Oruç tutanlara, oruç tutup da ahlaksızlık yapanlara söylüyor onu. Ben ondan gocunmam ki. Ben de aynı şeyler söylüyorum. Ben söylerken niye tepki olsun? Oruç tutmayan söylenince niye tepki olur? Yanlış bir tepki. Evet kardeşim, biz de aynı şeyi söylüyoruz. Ama keşke oruç tutsan. Ha, yani böyle bir yaklaşım. Tabii yaklaşım bu. Öyle bir ben şaşırdım, haberi gördüm. Müslümanlardan büyük tepki. Niye tepki gösteriyorsun? Ben şaşırdım ya. Yalan söyleme diyor. Üçkağıtçılık yapma, sahtekarlık yapma diyor. Evet. Müslümanlar buna tepki verecek. Bunu Müslümanlık söylüyor zaten. Bazen olayları yanlış okuyoruz, tersten okuyoruz. Sadece muhalefet yapmak için doğruya karşı çıkılmaz ki. Yalana alışmış, muhalefete alışmış insan her türlü doğruya karşı çıkıyor. O onun vasfı. Ama Müslümanın vasfı doğruyu tasdik etmektir. Evet. Bu adam doğru söylemiş. Ama eksiği çok. Bu adam şu doğruyu söylemesine rağmen Kur'an-ı Kerim sanıyorum Ali İmran suresinde inanmadıktan sonra dünyaları da feda etse onun ahirette bir nasibi yok. Onu da söyleyeceğiz. Bak bu adama diyoruz inanmıyorsa sen ne kadar efendim hayır hasenat yapsan da Allah'ı kabul etmedikten sonra Allah'ın mülkünde yaşayıp Allah seni yarattığı halde sahibini inkar ettiğinden dolayı senin hiçbir şeyin kabul değil. Bizim orucumuz kabul değil. Doğru. Bak doğru. Hı hı. Ama senin hiçbir şeyin kabul değil. وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْاِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Her şey boşa gider. İman yoksa her şey boşa gider. Ameli de boşa çıkar. Ha, buna tepki böyle verilir. Biz doğru söylüyoruz. Hı hı. Bizim orucumuz,
böyle olursa Allah Resulü söylüyor ya. Yalan şahitliğe devam eden, yalana devam eden bir insanın Allah aç kalmasına ihtiyacı yok ki. Orucu tabii boşadır diyor. Bu söz doğru ama bu adamın hiçbir şeyi kabul değil. Bizim orucumuz kabul olmuyorsa bile ki onu söyleyenlere, ben ondan gocunmuyorum. Evet. Yalanı söyleyenlere, dolandırıcılık yapanlara biz de aynısını söylüyoruz. Böyle bir tepki yersiz, sadece söyleyeceğimiz o arkadaşa iman etmezsen senin yaptığın her şey boş. Evet. Yani sonuçta bir müşrik de doğruyu söylese doğru ahiret, doğru. Ahirette boş. Bir karşılığın yok. Ama ahirette bir karşılığı yok. Ya o sevap üzerinden gittiği için bunu söyleme hakkımız var. Evet. Ya ben inanmıyorum. Sevap üzerinden de böyle bir çatma yapmasa ben ona bu sözü söylemem. Ama madem beni sevapla yargılıyorsun, o zaman sevap açısından ben sana diyorum senin her şeyin boş. Eyvallah. Şimdi bir üst level'a geçelim o zaman. Olur mu? Abdurrahman el-Ussi Hakka suresi biraz daha gayret gerektiriyor. Bakalım benzerini dinleyebilecek miyiz? Önce bir orijinalini dinleyelim. Şöyle izleyicilerimize de bir hatırlatma babında arkadaşlar. Buyurunuz. Evet. Şimdi bakalım benzerini ben dinleyebilecek miyiz? Ben şöyle söyleyeyim Mustafa abicim. Hani okuyuşlarını böyle ilk videoda 2016'da yaptığımız sağ olanlarıyla hocam hepsiyle görüştüm diyebilirim. Öyle mi? Maşallah. Yani o zaman tabii üniversitedeyiz. Evet. Böyle heyecan. Evet. Benim için çok güzel bir şeydi. İlk önce Moskova'da görüştük Abdurrahman el-Ussi ile. Rusya'ya bir vesile gitmiştik. Sonra İstanbul'a gelmiştik. Buraya da gelmiştik. Orada görüştük. Programda Fatih Camii'nin. Bursa'da hatta. Bursa'da da görüştük. Ulu Cami'de. Mahir el-Muakri ile Kabe'de. Umre'de. Süleyş'te de aynı şekilde. Ama cennet mekan diyelim. Abdussamed ile yetişemedik yani. Canlı dinlemek. Tamam, bakalım, siz hocam dinleyebilir miyiz? Yani ben şöyle kendisini görmedim. Ha. Mısır karilerini Kahire'de dinledim ama benim gittiğimde de vefat etmişti sanıyorum o. Evet. Evet, bakalım. Abdurrahman el-Ussi. Bismillahirrahmanirrahim. El-Haqqah mel-Haqqah وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى صدق الله العظيم. Maşallah. Maşallah. Abdurrahman el-Ussi olsaydı şimdi burada benden daha güzel okudun derdi herhalde. Allah razı olsun. Yani onu andırıyor, onun da üstüne çıktı bence. Yani ya işte arada bir kendi şeyini bazı de katıyor. Bazı dokunuşlar bir dokunuş yapıyor arada. Belki oluyor. Hocam bu surede tabii ne anlatılıyor? Biz de öyle bir basitçe yani sure tabii pek Mekki sureler bunlar değil mi? Evet, Mekke'de inmişler. Evet. Bu Mekke'de olanlar hep kıyametten. Ve birkaç ayet okursan ben de öyle zaten ama edrake dediği zaman yani zaten vakıa, evet, onun hak olan. Onu sana nedir bildiren diye soruyor zaten. Ondan sonra cevabı geliyor. Kezzebet Semud ve Adun bil Kari'a. Semud ve Ad kavminin helakından bahsediyor. Gelen Allah'ın dinini yalanladılar, peygamberlerini inkar ettiler, onları zor durumda bıraktılar ve onların üzerine
felaket geldi. Yer dağlar üzerine geçirildi. Taşlar, rüzgarlarla, felaketlerle yer yerinden oynadı. O felaketleri anlatıyor. Devamında neler geliyor? Hocam devamında mesela وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَ. Sonra hemen yani Ad ve Semud anlatıldıktan sonra yine ayrı bir taşkınlık. Firavun'dan bahsediyor. Musa Aleyhisselam. Onun büyük hükümranlığının hiçbir faydasının olmayışından. Aşağı doğru indiği zaman da tekrar sureyle bir bağlantı var. فَيَوْمَ اِذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ وَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ اِذِ وَاهِيَ. Sonra yine kıyametle ilgili ayetle şimdi bugün devam ediyor. Sahurda da ben bugün Musa Aleyhisselam'ı anlatacağım inşallah hayatını. Kur'an-ı Kerim'de diğer peygamberlerden en fazla geçen Musa Aleyhisselam'mış. İsmi. 136 yerde geçiyor Musa Aleyhisselam'ın ismi. Kasas suresi, Taha suresi, Şura suresi, Nemil suresi, hatta Hakka da var içinden, evet, Firavun'dan buradan bahseden. Firavun, Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam'la kendisine İslam'ı tebliğe geldiğinde dini inkar ediyor ve Karun'a yanındaki vezirlerine diyor ki Musa'nın tanrısına meydan okuyacağım, bana kuleler yapın. İşte o piramitlerin o sebeple yapıldığı söyleniyor. Bu ayetlerde de tanrıya meydan okuma. İşte bu ayetlerde tanrıya meydan okuyan Firavun lanetleniyor. Bu Hakka suresinin devamında. Ve Allah'la savaşanlar hiçbir zaman kazanamamışlar. Hep kaybetmeye mahkumdurlar. Firavun da kaybetmiş. Mekki ayetler şöyle söylenebilir belki. Fonetik, hani eğer Kur'an'a uygulanacak olursa, ki kendi sahası Osman kardeşimiz de o konuda tamamlar. Sentak bakımından, fonetik bakımından, ses uyumu bakımından az önce bahsettiğimiz o vurucu ifadeler orada çok fazladır. Evet. Yine burada da yani semanın yarılışı, Hakka ve Melhakka'da o ses uyumu, o dehşeti ve o günleri ifade edecek, karşıdaki şairi, edibi susturacak güzellikte ve gerçekten büyüleyici bir güçtedir. Evet. Çünkü onları hani görüyoruz. En başta demiştik ki hocam, yazılı bir metin değildi. Peygamber Efendimizin ağzından sahabeler duyar ya da Mekkeliler duyduğu zaman iman eder ya da etmezdi. Ondan dolayı hani Arap fesahetinin, şiirlerinin zirvede olduğu bir dönemde bu üslup, bununla ilgili mesela değil mi hocam, İcazül Kur'an adlı çok sayıda eser, sahalar açılmış, ilimler açılmış ve bu incelenmiş derinlemesine. O dönemde Kur'an'ın ifadelerini duyan şairler, bu bir beşeri kelam değil, bu beşeri bir kelam tabii, olamaz tabii diyerek. Bak, Hasan önce, bin Sabit az önce mesela, bana ne anlatıyor diye sordun ya, ben birden şok geçirdim, tereddüt ettim. Neden? Okuyuşuna kaptırdım ben kendim. Manayı seni soracağım ise manasını düşünürdüm. Evet. Manaya vermen gerekmiyor. Kur'an seni alıyor, bir, başka bir manaya götürüyor. Ben şeyi yani de orada soracağım. Bu yani mesela genç kardeşlerimiz de şimdi bizi izliyorlar. Benim gibi biraz artık işi hani işin ucundan tutması gereken, iş kaçmak üzere olanlar da izliyor. Yani Kur'an ezberlemek için hani nereden başlamak lazım? Mesela siz nasıl ezberlediniz? Nasıl? Ben aslında çocukluğumda değil. Ben 17 yaşında başladım hafızla. Ha, öyle mi? Lise 3. sınıfta başladım hocam. Hikayem de biraz enteresan. Yatsı namazına gittim. Emir Sultan Camii'ne. Recep Durmuş hocam, Allah razı olsun, İzliyorsa da selam olsun. Hafızlık hocam. Bursa'da. Bursa Emir Sultan. Hep heyecan vardı içimde. Anahtar birinci kelime heyecan diyeyim. Yani heyecan olmalı. Ezan okuyabilir miyim dedim ben kendisine. Ama hocam Emir Sultan da bugün İstanbul'umuzdaki Fatih gibi, Süleymaniye gibi, Bursa'mızın Yıldırım ilçesindeki merkez cami. Evet. Bir cami ve bir camiden yüzlerce camiye ezan sesi gidiyor. Hocam dedi ki, sen, ben de o zaman 17 yaşındayım, hani bıyığım bile yok o zaman. Dedi sen ezan okuyacaksın ama hani biliyor musun dedi, yani burası nasıl bir cami? Hocam biliyorum dedim, burası merkez cami dedim heyecanla. O zaman dedi bir tekbiri görelim bir dedi, bakalım bir hani ezana bir girişi. İlk girişi yaptıktan sonra tamam yeter dedi, okuyabilirsin dedi. Ama buraya kadar hocam bana hiç işte hafız mısın, nerede yaptın hafızını gibi sorular olmadı. Namazdan sonra da yatsı namazıydı, kıldırınca hocam Emine Rasulü'yü bıraktı İmam Hatip hocamız. Sonra
hocam artık o benim hayat dönüm noktamdaki sorumu sordu. Dedi ki hafızlığını nerede yaptın dedi. Hani böyle müezzinlik odasına gidiyoruz. Hafızlığını nerede yaptın dedi. Zannediyorum ezan ve okuyuştan dedi ki yani herhalde evet, hafız olmalı. Hafız olmalı diye. Dedim hocam ben hafız değilim. Böyle deyince asla olmaz dedi. Yarın geliyorsun, başlıyorsun dedi hafızla bana. Gösterdi ezberlemem gereken yeri, o birinci cüzün son sayfası ve kâlû kûnû diye başlayan. Ondan sonra ve hafızlık serüvenimiz öyle başladı. 17 yaşında, 18 yaşında ben şimdi mesela bazı genç arkadaşlara karşılaşıyorum. Yani görüyorum diyorum ben senin yaşında hafızlığa başlamıştım biliyor musun? Çünkü onlarda şu algı var. Hafızlık sanki ortaokuldan mezun olunca ya da henüz 12'li, 11'li yaşlarda yapılabilecek yani bir şey zannediliyor. İlkokul bitti mi hemen hafızlığa başlar. O daha güzel hani o yaş güzel ama Salih Selvan da tanıyorsun. Tazelik. Doktor benim evet, doktor arkadaşım. Salih Bey. Eskiden benden de hadis usulü dersleri falan da çok zekidir ama 40-50'sinde hafız oldu. 50 yaşından sonra hafız oldu yani. Olur. Çok güzel. Sahabe-i kiram da zaten bir hepsi genç değil. Tabii. Gençler de vardı ama tabii. Ezberliyorlardı. Yani tabii çocukluğa hani çocuklukta daha böyle teşvik edilmesinin vesilesi zihin boş, dünya meşgalesi yok, henüz nefis uyanmamış vesaire bir türlü şey sayılabilir ama ben şuna inanıyorum eğer heyecan, azim varsa muvaffakiyet Allah'tan. Çünkü biz Şuayb Aleyhisselam'ın sözlerini öğreniyoruz Kur'an'dan. Ve ma tevfiki illa billah. Koskoca bir peygamberlik vazifesini olan bakış açısı. Muvaffakiyet ancak Allah'tan. Bir de Kur'an-ı Kerim'in ezberi kolaydır. Evet, tutması. Mesela hadis ezberi Kur'an ezberinden daha, zor. Kesinlikle. Kur'an-ı Kerim'deki o selika, belagat işte evet. O insanı musikiyle beraber daha kalıcı oluyor. Yani bir makamla dinlediğiniz zaman belki beynin o lobları da çalışıyor ve kalıcı oluyor. Başka bir kitap bu kadar güzel harfiyle, noktasıyla, virgülle ezberlenemez zaten. Hocam, o bir mucize. Hocam ben şeyde Manisa'da yoldan geçerken camiye uğradık. Namaz kılacağız işte öğle ikindi. Tabii abdest alacağız. Tuvaleti temizleyen bir kişiyle karşılaştık. Yani bizi işte yoldan geçen biri olduğumuz için böyle bir hürmet gösterdi. Hoş geldiniz diyor. Yani tuvalet temizleyicisi hoş geldiniz diyor. Hoşumuza gitti. Biraz da böyle bir şive de vardı hafiften. Dedi ki ben dedi Suriye'den geldim. Kur'an dedi. Kur'an hafızıyım. Aynı zamanda dedi de hafızamda dedi 5000 ravisiyle beraber şey var. Hadis. Hadis-i şerif var. Doğrudur. Ben orada yani, Suriye'de Riyad-ı Buhari'yi, Müslim'i ezberlerler. Hı-hı. Usuldür orada. Evet. Nurettin Itır Hoca da ezberletirdi. Allah rahmet eylesin. Maşallah. Eskiden Muvatta da ezberlenmiş Endülüs'te. Hı-hı. Fıkıh ve hadis kitabı olarak Kur'an'dan başka ezber Hı-hı. yapılan kitaplardandır o Muvatta. Zaten doğuda hala vardır. Evet. Arapçanın bazı eserleri, hadisin bazı Hı-hı. usul eserleri, bu fıkıhta bazı eserler şiirimsi manzum şekilde ezberletilir zaten o. Evet. Bizde ezber kültürü çok fazladır. Ezberi maalesef tabii şöyle muhakeme de olmalı, ezbercilik de olmalı. Ezberi tamamen öldürürseniz insan kendi telefonunu bile ezberlemiyor bugün mesela. Evet. Evet, babasının evet. telefonunu bilmiyor, çocuğunun telefonunu bilmiyor. Doğru. Biz Yalova'da hanımla kaybolduk yıllar önce. Benim telefon arabada kalmış. Arabada başka tarafa çekmişler falan. Esnaf beni durdurdu. Resim çekeyim, çay ısmarlayayım falan derken orada dedim ki ya beni bulamıyorlar şimdi. Ben bir telefon etmem lazım. Ara buradan dediler. Hanımın telefonunu bilmiyorum. Eyvah. O gün bugündür. Eyvah, eyvah. Bir daha da unutmadım. Ezberledim. Bir daha sen dedi her şeyi ezberliyorsun. Benim telefonu bilmiyorsun. Doğru. Şimdi, hocam tabii ezber de bir vesile aslında. Hani o ilmi inşa etmek hı. için. Muhakeme bence yine anahtar kelime. Hani şimdi hafız olunca onun da ben avantajını çok gördüm. Mesela İslami ilimlerdeyken. Konu kelam diyelim. Ru'yetullah'tan bahsediyor hoca. Kur'an'dan ayet okuyor. Tabii. Fıkıh dersine giriyoruz. İşte yemin kefaretinden bahsedecek. Hoca hemen gidiyor Maide suresinde. La yu'akhidukumullahu. Öte yandan yani Kur'an öyle bir ilim ki bütün İslami ilimlerde hatta işari diğer meselelerde orada var. Ama ezber metodunu büyüklerimiz, eski ulema hem onu daha hızlı aktarabilmek için, şimdi tabii önümüzde telefon vesaire bilgisayar çok daha rahatız. Ama o dönemde
belki bir soru geliyor. Eğer hoca ezber metoduyla kendini yetiştirmediyse hani offside'a düşüyor diyebilir miyiz hocam bu dakikada? İlk dönemlerde evet. Yazmak ayıplanırmış. Evet. Daha çok ezberine güvenemiyor diye. Evet. Çünkü yazı çok gelişmemiş. Kağıt evet. çok gelişmediği için mesela hadis ilminde yazısına ve kitabına güven olması zapt evet. sayılır. Zaptı kusurlu demek. Kitabı acaba düzgün mü yazdı, yazısı doğru, okunaklı mı vesaire. Değilse zaptı düzgün değildir, onun hadisi sahih olamaz. Ama ezberinden naklediyor, talebe ezberinden alıyorsa sağlamdır. Bu sema, evet. Hadde sena diye başlayan hadisler daha sağlam diye bir kaide hocam, vardır. Aynı konuyla alakalı herhalde. Ahmet bin Hanbel'in hafızasında 12 deve yükü kitap vardır. Kitaplarını zaten işte ravilerle falan çoğalarak 1200, 1 milyon 200 bine falan çıkıyor hadislerin sayısı da. Bunlar hep tekrar ve ravilerin çoğalmasıyla. Ebu Zure Errazi gösteriyor Ahmet bin Hanbel. Bu genç diyor 750 bin hadis ezberebilir diyor. 750 bize ne kadar okursun diyorlar. Elini sütuna dayıyor. İşte namazdan namaza kadar 3000 hadis okuyor. Ayakta insan ancak o kadar durabilir zaten. Bir cilt kitaptır en azı. O kadar ezber güçlüdür. Bir sefer duymada ezberliyor insanlar. Bu kadar hafıza da güçlü. Şimdi bizim hafızamız çok zayıf o açıdan. Tabii. Tabii de... Kur'an-ı Kerim sadece Kur'an-ı Kerim ezbere yaramıyor. Ha. Şimdi ezber yapmaya alışmış beyin. Hele hafızlık yaptığı dönemi hatırlasın. Evet. Her şeyi fotokopi gibi çekiyor. Açılıyor değil mi? Her şeyi ezberlemek istiyor. Onu hissettiniz istiyor. Mi? Tabii ki. Bizim levhaları bazı arkadaşlarla ezberle. Plakaları sayıyorduk. Gidiyorduk. Tabii tabii. Levhaları, plakaları ezberle. Hangisiydi bu? Bu marka? Allah hangi? Allah. Bunun şuydu falan. Yani o artık heyecana dönüşüyor. Sizin için bir oyuna dönüşüyor yani tabiri caizse. Ondan keyif almaya başlıyorsunuz. Beyin öyle zaten. Beyni evet. kullandıkça gelişir. Aynen. Bir de şurası da hocam çok enteresan. Mesela soruyorlar ya Kur'an nasıl günümüze kadar değişmeden geldi? Bakın hani hiç Kur'an'ın sıhhati ile alakalı konular hadisleri bu kadar okumuşlar. Ahmet İbni Hanbel yani sahabeyi düşünelim. O dönemde edebiyat, şiir ciddi manada geliştiği için hani yazmak ayıplanırdı cümlesi o kadar önemli ki Kur'an-ı Kerim'in günümüze değil mi değişmeden gelebilmesinde de işte o ezberci toplumun içerisinde indirilmiş olması da çok önemli. Hafızlar koruyarak ezber güçlü çünkü. Evet. Ama Kur'an-ı Kerim her açıdan da korunmuş. Hem yazı zaten. Hem yazıyla da hafızlarla da garantiyi de Allah veriyor ya. Öyle. İnna nahnu nezzelne zikra. Biz indirdik onu biz koruyacağız. Eyvallah. Şimdi o zaman gene bir üst basamağa geçelim. Olur mu? Bakalım olacak mı? Vitesi yükseltiyorsun Mustafa abi. Tabii, nasıl yapacağız? Vitesi şimdi Abdüsamet'te tam yükseltmiş olacağız ama önce bir... Abdüsamet de var. O biraz sonra olacak. Eyvallah. Bakalım yapabileceğiz mi? Neydi o? Hafız Çatlatan. Hafız Çatlatan evet. O nereden çıktı? Hafız Çatlatan sure varmış hocam. Onu biraz sonra dinleriz. Orada Medd-i Muttasıllar böyle. Medd-i tamam. Mufasıllar çok uzun. Niye çatlıyor hafızlar onu okurken? Şimdi çok mu? Medd-i Muttasıl ve Mufasılları 4 elif miktarı uzatmanız gerekir. Orada... Ve Tarık suresi mi? Yok. Nisa suresinde münafıklardan bahseden Müzebze bine beyne zelik La ile tamam, onu alırız. Tamam dur hafız çatlatanı da alırız. Şimdi Mahir el Muakli'den yine Kabe imamı Ala suresini bir dinleyelim. Ondan sonra da bakalım benzerini okuyabilecek bir Bender Balila'dan ben istiyorum. Bir. Tamam onu da alacağız. Önce bir dinleyelim. Evet. Şimdi bakalım benzeyecek mi? بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار
ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق. Maşallah. Maşallah. Şey merak ettim. Türk okuyuculardan var mı öyle takdir ettin? Çocukken ve hala olmak üzere İsmail Bişir hocamı, Fatih Çollak hocamı hep dinliyorum. Şimdi böyle onların okuyuşlarında hocam daha zor açıkçası. Onların okuyuşları. Evet. Yani çünkü onların hem daha dik okuyuşları ses tonu itibariyle hem de tabii ki musikiyi çok iyi kullandıkları için onları böyle daha uzun yıllar dinlemek lazım. Tabii bir taraftan Mısır tariki de var onlar. Evet. Bir taraftan İstanbul ağzı da var. İstanbul okuyuşu deriz. Şeyde Abdurrahman Gürses hocanın da, Fatih Çolak hoca, İsmail Biçer aynı ekolden geliyorlar onlar. Evet. Onları da okuman güzel. Evet, evet. O zaman bir Bender Balila'dan birkaç siz hazırladınız hocam, mı? Hocam Bender Balila, Bender Balila Kabe İmamı. Siz bir şey yapın. Kabe İmamı'ndan bir Fatiha mesela olabilir. Bandar Balil hocam. Olabilir. Evet. Tamam. Onu bir hazırlayın. Biz konuşurken belki ikinci dilime kalabilir o. Böyle bir şey yapalım hocam. Olabilir. Bir merak unsuru yapalım. Tamam. Şimdi burada tabii hazır Kur'an'dan konuşuyoruz. Tam da hani Ramazan, Kur'an ayı. Çok da güzel oluyor aslında hocam. Ramazan ruhuna da uymuş oluyor. Bir kısa bir mesele var. Onu ondan bahsedelim. Ondan sonra isterseniz geçelim. Zaman kalırsa. Hocam Fransa'da seçimler olacak. Geçen seçimlerde de benzer söylemler görmüştük. Fransa'da Cumhurbaşkanı adaylarından birisi Le Pen. Vaatlerde bulunuyor. Şimdi soru. Siz Fransa Cumhurbaşkanı adayı olsanız ne vaat edersiniz mesela? Vatandaşa ne sonuç vaat edersiniz? Sonuç itibariyle yani halka hizmet ne edeceği mi? İçin değil mi? Halka yönelik ben şunu yani yaparım, işte, bunu yaparım demesi ev, lazım. Ev anahtarı vereceğim, evet, arabanın yardım en kötüsü sağlarım yani. Mesela. Le Pen diyor ki ben diyor Cumhurbaşkanı seçilirsem başörtüsünü yasaklayacağım. Vaat bu hocam. Bu kadın mı? Kadın. Le Pen kadın. Diğeri de bir tane daha var. O da yani, erkek. O da şey diyor. 1 milyon Suriyeli geri göndereceğim. Onun da şeyi bu. Vaadi bu. Şimdi hocam, bunun insan haklarıyla Fransa gibi bir yerde yani Rönesans'ın merkezi olan bir yerde söylenmiş olması bir ayıp. Bir kadının bunu söylemiş olması ikinci büyük bir ayıp. Maalesef bizde de ikiyüzlülük var. Kadın hakları konusunda çok duyarlı olan, hassas olan, işte cinsiyet konusu olursa, LGBT vesaire olursa, hı hı, kadının bir takım hakları konusunda bağıranlar, hemen efendim kamuoyu oluşturanlar, böyle konuları hiç duymazdan geliyorlar. Evet. Bu ikiyüzlülüktür. Bu ikiyüzlülüğü hep görüyoruz. Fransa'da da din düşmanlığı had safhaya çıkmıştır. Bu İslamofobiya dediğimiz, önce İslam'ı şiddet, terörle yan yana getirip ardından da korkulacak bir şey gibi gösterip üzerinden de Müslümanlara baskı oluşturmak çok ayıptır. Ama bunu vaat etse de yapacaklarını sanmıyorum, yapamazlar. Çünkü hocam orada ortalama, Müslümanlar... ortalama bir zihin bir Müslümanı terörist olarak adlandırsa dahi onlar. Ortalama bir zihin her Müslümanın terörist olamayacağını anlatmaz mı? Hayır, şimdi Fransa'da düz mantık yani. Şöyle bakın, Fransa'da sadece Fransız olmayan Müslümanlar yok. Fransız Müslüman da çok var. Hı hı. Onların içerisinde de çok mütesettir, evet, tesettürlü kardeşlerimiz var. Aklı başında bir siyasetçi bunu yapmaz ama kadın olması da çok büyük ayıp. Burada yine ben aklı selimin galip gelip Fransa'da o sözü ona yedireceklerini tahmin ediyorum. Yani seçilemiyor zaten. Yok, seçilemez de ayrıca o sözü ona yedirirler. Değil mi? Müslümanlar bunu yapması lazım, yaparlardı ya, ona inanıyorum. İnşallah hocam, Müslümanlar birlik olursa zaten önünde duramaz hiçbir şey. Yani, benzer bir... Sen belki buyur, aynı şeyi söyleyecektik. Hı hı. İşte Yahudi'ye kippa taktırmayacağım desin bakalım. Hı. Ya da rahibelerin kıyafetini çıkartacağım desin. Yani. Rahibeye niye karışmıyor?
başörtüsü diyor bak. Rahibe çarşaflı. Evet. Ona karışamaz. Burada tamamen ayrımcılık var yani insan hakları açısından. Aynı benzer durumlar Hindistan'da da söz konusu. Mesela başörtülü öğrencilerin okullara, dersliklere alınmaması maalesef, gibi. Evet. Ama dediğiniz üzere bunlar mevzu bahis olduğunda A'yı B'yi temsil ediyorum diye ön plana çıkanlar bakıyoruz hiç ses soluk kalmıyor. Fakat aynen. Burada bir şey var. Bu bir imtihandır. Bu Müslümanın imtihanıdır. Yani gavurun böyle bir imtihanı yok. Değil cennet mi? Kolay değil. Müslüman imtihan olur. Bakalım oradaki kim başını açacak, kim açmayacak. Esas nereden yani söyleyene değil, söyletene bakacaksın. Evet. Bu bir imtihan olur. Oradaki kardeşlerimiz dik duracaklar. İmtihanı kaybetmeyecekler. Peki. Hocam bir aramız var. Şimdi o araya gidelim. Merak unsuru olsun. Dönüşte Kabe İmamı Bandar Balla'nın sesinin benzerini dinleyeceğiz. Ayrıca artık vitesi iyice yükselteceğiz. İkinci dilimde Abdüssamet efendim bakalım aynısını aynı kıraatle okuyabilecek mi? Abdüssamet'i dinleyeceğiz. Sonra Osman Bostancı'dan dinleyeceğiz. Ve aynı zamanda sorular gelmeye başladı. Özellikle video çekip sorularınızı gönderebilirsiniz. Profesör Doktor Mustafa Karataş hocamız cevaplayacak birazdan o soruları inşallah. Şimdi kısa bir ara 10 dakika sonra birlikteyiz. Programımıza devam ediyoruz efendim. Şimdi hemen bu dilimin başında da biraz önce konuştuğumuz üzere Mustafa Karataş'ın özel isteği olarak Kabe İmamı Bandar Balla'nın kıraatini dinleyeceğiz. Daha sonra da bakalım Osman Bostancı benzetebilecek mi sesini. Önce bir hatırlayalım şöyle. Başlayalım. Başlayın. Evet. Bismillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Maşallah. Gayet güzel, tatlı. Allah'ım evet. Şimdi hocam burada dinledim, benzemeye çalıştıydı. Benzemiştir inşallah. Şey mi, çalışmadığın yerden sorduk evet, değil mi? Hocam, Allah razı olsun. Velad dağallini çok güzel bağladı. Evet. Tam benzetti. Allah öyle. Razı olsun. Hocam şimdi tabii sorular da var. İlk dilimde bahsettik. Birikti bayağı. Hemen hızlı hızlı alalım. Peki. Cevaplarını da alalım. Buyurunuz efendim, ilk sorumuz gelsin. Hayırlı akşamlar hocam. Hocam size sorum şudur. Bizim üç kardeşiz. Babamın üstüne yazılı olan tarlalar, babam vefat ettikten sonra ölüm evrağıyla beraber abim üstüne geçirmiş. Bizim de haberimiz yok. Hakkımızı istedik, sonradan duyduk. Zaman aşımı olduğu için biz bir şey yapamadık. Abim de hakkımızı vermek istemiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Helal de etmiyoruz. Hayırlı akşamlar. Herhalde babasıyla abisi arasında bilinmeyen bir anlaşma olmuş. Hı hı. Çünkü öyle bir imza yetkisi vermese üstüne alamaz. Hı hı. Babası abisine belki bütün kardeşlerine işte eşit dağıtırsın vesaire gibi vermiş. Babanın ölmeden önce malı dağıtma hakkı var. Mal sahibi kimse, hı hı, anne de olabilir bu. Kendi malına maliktir. Özellikle üçte biri hayır hasenata, üçte ikisini de mirasçılar arasında dağıtabilir. Buna miras da denmez zaten. O mal. Miras öldükten sonra kalan terekeye denir. O miras kanunlara göre ya da İslam şeriatına göre işte erkeğe efendim kadının aldığının iki katı verilir. O şekilde pay edilir. Hayattayken bunu eşit de verebilir baba. Dağıtması gerekir mi? Yani böyle bir şey var mı hocam? Dağıtması. Yani hayattayken malı mülkü var. Hani onu dağıtması mı daha taksim iyidir? Taksim edebilir mi? Taksim yani? Edebilir. Daha iyidir demek. Yoksa hani gerek yok, yani, var mıdır yok mudur? Ölüm haktır. Miras helaldir. Dağıtmadıysa vasiyet yapmak, hı hı,
güzeldir, vaciptir. Vasiyetini yapabilir. Ama her ne kadar vasiyet yaparsa da miras usulüne göre dağıtılır. Babanın öldükten sonra vasiyeti geçerli değildir. Hukuk yani İslam hukukuna da göre öyledir. Ancak çocukları babayı dinlerlerse yerine getirmiş olurlar. Hak babayı üzmemiş olurlar. Şimdi burada şunu görüyoruz. Bir insan haksız yere bir karış da yer işgal etse cehennemde o boynuna bir ateşten gem olarak dolanacak ve kendisine sürekli azap edilecek. Bir karış yer geçirse. Burada o abi dediği kişi diğer kardeşlerin hakkını eğer babası arasında ciddi bir anlaşma işte çocuk ona çalışmıştır yıllarca hayırlıdır babası diğerlerinden hayır görememiştir hepsini ona vermiştir. Böyle bir şey yoksa anlattığına göre yok. Evet. Miras konusunda iki tarafı dinlemeden zaten karar vermek de zor ama isim vermediği için işimiz kolay. İsim verseydi evet. Diğer tarafın hakkını gasp ederdik Allah korusun onu dinlememiz gerekiyordu. Evet. Bunun anlatışına göre burada abileri haksızlık yapmış. Biz de hakkımızı helal etmiyoruz diyor. Ahirette alacağız diyor. Bunu hak sahibidir. Helal etmeyebilir. Mahkeme-i Kübra'da bir karış yer bile haksız aldıysa abisi söke söke onun sevabı bu arkadaşlara, kardeşlerimize verilebilir. Ayrıca kız ayrımı, erkek ayrımı sebebiyle böyle bir şey de yapılmışsa bu da cahiliye adetidir. O da çok büyük bir günahtır. Evet. Peki sıradaki sorumuz gelsin o zaman arkadaşlar. Öncelikle selamünaleyküm hocam. Herkese iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Ben hafızlığımı 10 sayfada bıraktım yarısında. Bunun bir günahı var mıdır? Sorumu cevaplarsanız sevinirim. Herkese iyi akşamlar. Evet, bunu herhalde evet, Osman Bostancı. Osman Hoca hafız olarak yarım bırakınca ne oluyor? Var mı bir günahı? Şimdi şununla başlamak isterim. Biz Kur'an-ı Kerim'in Türkiye'de daha çok burada tamamını ezberleyene hafız diyoruz. Lakin farklı coğrafyalarda mesela son cüzü ezberlemiş, yarısını ezberlemiş bunlara da hafız diyorlar. Şimdi kardeşimizin sorusuna gelince yani yarısında bıraktım günahı var mıdır? Neden günah olsun? Kur'an'ın yarısını ezberlemiş. Yani yarım hafız olmuş. 600 sayfadan 300 sayfasını biliyor. Yarım hafız olmuş. Benim 10 kardeş, sayfa ezberlesin. Tabii her cüzden 10 sayfa ezberlemiş kardeşimiz yarısını tekabül ediyor. Toplamda 10 sayfa ezberlesin. Tabii var ki. Bir günah bir ayet bile ezberlesin. Bu ecirdir, sevaptır. Unutursa. Tam oraya geleceğiz. Hı-hı. Eğer o yarım hafızını muhafaza edemez, onun üzerine koymaz, ilerletmez de tam tersine yaşantısıyla, ezberiyle, manevi dünyasıyla o yarım hafızlıktan uzaklaşırsa işte burada sıkıntı başlar. Bunu yapmamalıdır. O yarım hafızını muhafaza ederek imkanı varsa tamamlasın. Ama ben bıraktım bunun günahı var mı? Elbette yoktur. Evet. Hocam var mı ekleyeceğim? Kur'an'ı koruyanı Kur'an korur. Dolayısıyla ezberlerimizi koruyacağız. Kur'an'ı yaşadığımız az önce başlarken Osman kardeşimiz güzel bir şey söyledi. Ashab-ı kiram aşırı aşırı öğrenir ve onu tatbik ederdi. Esas olan Kur'an'a göre yaşamaktır. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Allah'ın emir ve yasaklarına uymaktır. Takva odur. Hafızlıkta elbette hafız ölmek çok büyük bir hünerdir. Esas orayı hedeflemek lazım. Herkes hafız olabilir ama hafız ölmek o da herkese nasip olmaz. Hafız olup hafız ölenler, taç giydirilenler mahşer günü şefaatçi olacak inşallah. Kıymetli bir şey. Fakat genç bir delikanlıydı. Evet. Dikkatimi çekti. Bir tavsiyemiz daha olabilir. Geri kalanını da bundan sonra tamamlayabilir. İnşallah. İşte 18 yaşında, 17 yaşında yaptım dedi hafızda. Evet. O kardeşimiz yapabilir. Daha hiçbir şey geçmemiş. Evet. İnşallah. Peki bu arada sıradaki soruyu alacağız ama Mahmut abiye de selam göndermeden olmaz. Sınırın sıfır noktası diye bir tabir vardır ya hocam. Evet. Akçaköy, Akçakale'de. Şanlıurfa'da her hafta bizi kaçırmaz. Gene selam yollamış. Aleyküm biz de ona selam yollayalım. İzliyorlar oradan da. Evet sıradaki soruyu alalım. Hocam selamünaleyküm. İyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Şunu sormak istiyorum. İmamların aldığı parayla alakalı çeşitli tartışmalar var. Namaz kıldıran kişi Allah rızası için yapmalıdır, para almamalıdır yönünde tartışmalar var. Bunun için ne söylemek istersiniz çok merak ediyorum. Mesela imam olmayıp da hoca olan yani bilgili birilerinin gidip imam nikahı kıydırıp para alması durumu da söz konusu. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. İyi akşamlar. İmamların maaş alması doğru mu?
Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve bütün peygamberler ve ma es'elukum aleyhim in ecriye illa alallah mı diyor. İn ecriye illa alallah. İlla alallah. Yani ben sizden bir şey istemiyorum. Benim ecrim, ücretim Allah tarafından verilecektir diyor. Hazreti Ebu Bekir halife olunca radıyallahu anh bu ayetlerden hareketle herhangi bir ücret talep etmiyor. Ama Hazreti Ömer yakasına yapışıyor. Diyor senin çoluk çocuğun neyle geçinecek? Hmm. Ve Beytülmal'den Hazreti Ebu Bekir'e bir maaş bağlıyor. Ahmet Cevdet Paşa'ya göre Kısas-ı Enbiya'da da ciddi bir maaş bağlıyor. Daha sonra gönderilen valilere, zekat amirlerine, müderrislere, muallimlere de maaşlar veriliyor. Tabii savaşan mücahitlerin aldığı ganimetler vesaire onlara yetiyor o fetih sırasında ama kurumsallaşma çoğaldıkça kadılık, müftülük, imamlık, müezzinlik belli insanların mesleği haline geldiğinde o görevi yapmaları için orada nöbet tutmaları, o görevin başında beklemeleri, hayatını o şekilde idame ettirmeleri, çoluk çocuğun rızkını temin için başka işle uğraşmamalarını gerektiriyor. Evet. Bu sefer bunlara maaş veriliyor. İşte hatim okuyanlar, dua okuyanlar ya da ders verenlerin bütün yaptıkları, okuduğu ayetin karşılığı değil, okuduğu hadisin karşılığı değil, oraya verdiği emeğin, mesainin, geçirdiği vaktin, beklediği nöbetin karşılığını veriyoruz. Camide yaşayan bir organizma hocam. Yani orada temizliği tabii, var, açıp kapanması var. 24 saat orada bekletmezseniz oradaki her şey aksar. Dolayısıyla o namaz kıldırmanın parasını almıyor. Evet. Orada beklemenin ve orada işi ehil olarak yapmanın parasını alıyor. Yani şöyle mi hocam? İmam tamam oradan maaş almadı diyelim ve bir yerde işçi olarak çalışması lazım. O zaman lazım. İmamlık yapamaz. Hakkıyla imam yetişmez. Yani, değil mi? Şunu da söyleyelim. Uzun bir konu. Bu caizdir zaten. Bütün kitaplarda var. Osmanlı daha önce de belki burada söyledik. Şeyhülislam'a Kanuni Sultan Süleyman zamanında yevmiye 450 akçe veriyor. Şeyhülislam neyin karşılığını alıyor? Fetva veriyor. Kadılar, müftüler tayin ediyor vesaire. Bu din adamı yani daha doğrusu dine hizmet eden bir insan nasıl maaş alır? En yüksek maaş alıyor. Padişah'tan sonra belki padişahın alamadığı maaşı ona veriyorlar. Günde 450 akçe sayıyor elini. Bu neye sebep oluyor? En zekilerin, en kabiliyetlilerin evet. dini, İslami ilimleri okumasına ve hoca vasfını kazanmasına sebep oluyor. Sen onu orada otur para alma, sana maaş yok dersen daha önceler maalesef öyleydi. Hı hı. Türkiye'de de imam, müezzin, kayyım bir iş tutamayan imam olsun hiç olmazsa müezzin olur. Evet. Para da verme, ezilsin, başkasının eline baksın, mevlüt parasını efendim okuyacağı Kur'an parasını, nikah parasını hesap etsin. O hale getirmişlerdi. Şimdi daha durumları düzeldi. Dolayısıyla buradaki alınan maaşlar oradaki yapılan ayrılan vaktin, emeğin karşılığıdır. Yoksa evet. Kur'an'ın karşılığı değildir. Evet. Bir soru daha alalım. Ondan sonra vitesi yükselteceğiz. Sıradaki sorumuz gelsin. Selamun aleyküm. Hocam iki sorum olacak. Birincisi Ehl-i Aba kimdir? İkincisi ise Hazreti Hamza'yı şehit edene Peygamber Efendimiz niçin Müslümanlığa davet etmiştir? Birinci soru evet. Ehl-i Albay mı? Ehl-i Albay. Ben de ilk defa duyuyorum hocam. Ehl-i Albay. Ehl-i Albay duydun kimdir? Sen? Ben ilk defa duyuyorum. Hayır, o bir şeyle karıştırıyor. İsim olarak ehli değişebilir. İman, ehli kitap hep duyarız ama ehli... Hocam vahşi o zaman biz şey yapalım. Bir daha versin bakalım. Bir daha dinleyelim ehli. Arkadaşlar. Ehl-i Albay mı diyor tam olarak? Bir daha dinliyoruz. Selamun aleyküm. Hocam iki sorum olacak. Birincisi Ehl-i Albay kimdir? İkincisi ise Hazreti Hamza'yı şehit edene Peygamber Efendimiz niçin Müslümanlığa davet etmiştir? Şimdi Ehl-i Albay diye bir şey yok. Bu bir şeyle karıştırdı zannediyorum. Acaba Ehl-i Beyt gibi hocam. Beyt'e yakın sanki. Ehl-i El-Beyt. El-Beyt, Albay biraz sanki. Olabilir belki. Ehl-i Beyt'i soruyor olabilir. Peygamber Efendimiz'in ezvacı tahirat hane-i saadetinde bulunanlara Hazreti Hasan Hüseyin Efendilerimize Fatıma Hazreti Ali
radıyallahu anhuma, onlara hep beraber Ehl-i Beyt denilmiş. Ben ikinci soruyu bir şöyle bir geliştirebilir miyim hocam? Şöyle. Vahşi Müslüman olduğunu Hazreti anladım. Vahşi olarak mı bileceğiz? Tabii. Yoksa Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi olarak mı bileceğiz? Ne diyebiliriz hocam? İmandan sonra Müslüman olmuştur Hazreti Vahşi Mekke'nin fethinde. Müslüman olmuş ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu bağışlamıştır. Müslüman olduktan sonra İslam'dan önceki bütün günahlar silinir. Hatta şöyle derler. Orada bir Müslüman öldüren tekrar kendisi Müslüman olduysa o beni öldürseydi ben ebediyen cehennemdeydim. Ben onu öldürdüm, o şehit oldu cennette. Ben de sonra Müslüman oldum. Ben de cehennem azabından kurtuldum. Yani dolayısıyla bu bir lütuftur. Allah'ın büyük bir lütfudur. Evet. Resulü Efendimiz sadece Vahşi radıyallahu anha amcamı hatırlıyorum. Bana mümkünse çok fazla görünme. Yani biraz mesafeli dur dediğiniz kitaplarda yazıyor ama kardeşimizdir. O bile başlı başına bir ceza değil mi hocam? Tabii aslında? Şimdi Ebu Sufyan Resulullah'ı görememek. Ebu Sufyan Mekke'nin fethine kadar azılı düşman değil miydi? Evet. Resul Efendimiz'e Uhud'da neler yaptı? Amr bin As. Yani tabii şekilde. Hepsi onlar ama İslam'dan sonra hepsi. Hazreti Ömer Müslüman oluncaya kadar başkaydı ama Müslüman olduktan sonra bambaşka. Zaten Resul Efendimiz'in iki Ömer'den biri Müslüman olsun diye duası vardı. Ebu Cehil'e nasip olmadı. Hazreti Ömer'e nasip oldu. Allah Müslüman ashabın, ensarın, muhacirin hepsinden razı olsun. Onlar güzel bir nesildir. Hayrul karni kuruni sümmellezine yelûnehum sümmellezine yelûnehum. En hayırlı nesil onlardır. Bizim inancımıza göre elbette efdalus sahabe, sahabenin en faziletlisi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'dir. Derece bakımından en altta olanlardan biri de Vahşi radıyallahu anh'tır. Eğer bir fazilet sırasına koyacak olursak böyle bir ehli sünnet akaidinde faziletlendirme de yapılmıştır. Ama İslam'ın müthiş kardeşleştirme potansiyeli değil mi hocam? Mesela وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Sizler toplumsal olarak o faaliyetlere bakıldığında yani cehennemin köşesindeydiniz, kıyısındaydınız. Allah sizi kurtardı, oradan kurtardı. Kurtardı ve kardeşler yaptı. Aslahtım beni ametehi ihvane ve sizleri kardeşler yaptı. Hepsi kardeş oldu. Subhanallah. Şimdi Abdüssamet diyeceğiz. Yani her baba yiğidin harcı değil tabii. Şöyle Abdüssamet'in sesini. Tabii değil mi? Yani Abdüssamet'in sesini böyle çıkarabilmek, onu en azından benzerini dahi çıkarabilmek. Abdüssamet'i tabii Mustafa İsmail de esas Mısır'da çok büyük okuyucudur. Hatta Mısırlılar Abdüssamet'ten daha çok onu tutarlar. Evet. Fakat Abdüssamed'in okuyuşu sebebiyle milyonlarca insan belki Müslüman olmuştur. Evet. Bu büyük bir lütuftur, Allah'ın lütfu. Güzel bir ezan, güzel bir kıraat pek çok kalbi yumuşatır ve Müslüman olmasına sebep olur. Allah onlara rahmet eylesin, amin, razı olsun. Amin. Şöyle bir hatırlayalım, izleyicilerimiz de bir hatırlasın o zaman Abdüssamed'in ağzından Duha suresini. Evet. Ya bir de böyle okurken hani yaşıyor gibi. Şimdi gördünüz nasıl terler akıyor. Mesela boynunu, alnını silmesi. Şimdi kıraat olayı da hakikaten zorlayıcı bir şey. Ama o haleti ruhiye içine dahil olabilirse okuyucu, o an onu yormuyor aslında. Sadece bedeni, ruhu aslında okudukça onunla beraber ziyadeleşiyor kalbinde taşıdığı güzellikte. Evet. Ben okumadan önce bir şey aslında söylemek istiyorum Abdüssamed'le alakalı. Katıldığı Kur'an-ı Kerim programlarında okumaya gittiği zaman okumadan yarım saat 45 dakika önce kimseyle görüşmez. Kendini okuyacağı ayetlere hazırlar. Manalarını düşünür. Kendini adeta yani o okumaya hazırlar. Böyle duydum. Oluyor, inzivaya çekiliyor. Ve bu beni çok derinden etkiledi. Yani hakikaten şimdi elime aldım okuyacağım mı yoksa ne okuyorum tabii, ben? Tabii. Şimdi ben Rahman'ın ayetlerini okuyorum ve bunlar ne söylüyor? Hani hocam dedi ya ayet-i kerimeleri alırken Peygamber Efendimiz örtüsünü örterdi. Çünkü hani bakın o da terlemiş, o da siliyor. Yani onu yaşayabilmek. O da hatta yüzünü örtüyor. Ya. Tabii. Evet.
bazı yerlerde. Aynen. Allah, yani onlar göçtüler gittiler, hala onları anıyoruz. Ben gördüğüm zaman böyle büyük insanları, ya Rabbi diyorum, bu hazinenin sahibi sensin. Bunu onlara veren sensin. Bizlere de ikram eyle diyorum. Böyle dua ediyorum. Amin. Kur'an, amin. Kur'an'ın ikramı bereketi olur. Amin. Evet. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'l-duha Allah. Şundan böyle bir şey, bir uyuşukluk geliyor bana. Evet. O Ula'yı güzel. Aynen benzettim. Bir de Fetar Allah orada da normalde o kadar tutmayız ama Ra'yı da tutuyor. Evet, o Ra'yı da öyle yapması. Evet. Aslında orada tekrir sıfatı vardır. Bazen hocalarımız bize bizi uyarırlar. Bak Osman'cığım öyle değil aslında doğrusu falan. Eyvallah. Şimdi doğru söyle. Buhari ve İmam Malik'in her ikisinin de kitaplarında senetsiz hadisler vardır. Ha. İmam Buhari'nin senetsiz hadislerine muallak hadis deriz. İmam Malik'in senetsiz hadislerine de belag hadisleri deriz. Biri belagani diye başlar. Diğeri de an Ebi Hurere diye ya da doğrudan hadisin içindeki şablon cümleyi söyleyerek başlar. Normalde bu hadisler zayıf hadistir. Ancak Buhari ve İmam Malik bunu yapıyorsa bir bildiği vardır. Şimdi Abdüssamed'e bu caizdir. Evet. Abdüssamed. Birazdan o zaman şey biraz daha zorlayacağım. Hafız çatlatanı alacağım. Peki. Onu alacağım. Ya hem Ramazan hem oruçtuk. Değil mi yani? Mustafa abi. Ama bana borcum var biliyorsun. Allah'tan iftarımızı yaptık. Evet, yalnız burası da yani... Elhamdülillah suyumuz var da evet. Ortaya insan bu kadar saat burada duruyoruz. 2 saat Mustafa'cığım. Hani ben de ev sahibi sayılırım da İbrahim nerede yani? Bir hurması olur. Ya insan bir hurma getirir. Bir ikram olur ben yani burada. Su kaçıncı bardak oldu bilmiyorum. Hep böyle. Bak imsaka az kalıyor yani böyle gide aynen. gide. Aynen biz hocam. De biraz sonra sahura başlayacağız kanal geçti. Çıkışta o zaman İbrahim bize bir şey yapar. Şimdi hemen hızlı sorular çok hocam. Soruları alalım o zaman. Sıradaki sorumuz gelsin. Birazdan Hafız Çatlatan ayetleri dinleriz. Buyurunuz. İyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Mesleğe gereği sürekli yolculuk yapan kişi oruç ibadetini nasıl yerine getirebilir? Bir de akupunktur tedavisi, böbrek taşı kırdırmak ve anjiyo yaptırmak ve de anestezi almak orucu bozar mı? Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar şimdiden. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Şimdi hemen son sorudan başlayayım. Önceki seferilik o dursun. Şimdi akupunktur dediği iğne tedavisi. Bu oruca doğrudan zarar verecek bir şey değil.
Ama anjiyoydu, anesteziydi. Bunlar bayılmalar, orucu bozar zaten. Hmm. Bunları oruçtan sonra iftar saatinde imsak vaktine kadar yaptırmalı veya Ramazan sonuna ertelemelidir. Dişçi randevuları da öyle. İftar saatinden sonra almalıdır. Çünkü dişle uğraşırken kanar, evet, ve yutarsa bazen. İğne hocam, dişte uyuşturmak için kullanılan iğne bunlar bozar mı? Bunlar hepsi tehlikelidir. Yani diş çekiminde vesaire. Bunları iftardan sonra hocam yaptırır. Peki doktora gidildiğinde, yani bir avret yeri ya da işte o bir yeri görünmesi. Görünmek orucu bozmaz, ancak bugün de bana ya da dün gece geldi, soruyu cevaplayamadım ama onu da burada hemen söyleyeyim. Hı hı. Mesela kadın doğumla ilgili muayeneler, hı hı, vesaire, erkeğin bevliyede, evet, ürolojide muayeneleri, bunlar da orucu bozar. Bozar. Tabii bunlara dikkat etmek lazım. Evet. Oradaki bir takım. Seferiyle gelince, hayatı boyunca seferi insan olmaz herhalde. Bu bir mola veriyor. Şimdi, hı, seferi olduğu yerlerde namazı seferi kılacak. Seferilikte kalan namazlarını seferi kaza edecek eğer kaldıysa. O tutamadığı oruçları seferiyken oruç tutabilir. Tutmaz diye bir şey yok. Seferiyken sadece farziyet kalkmış olur. Yani o insana ruhsat verilir. Tutmayabilirsin. Daha sonra tutmak üzere. Ama ben daha sonra da tutamayacaksam mümkün mertebe seferilikte tutmam lazım. İşte uçakta hostlar var, hostesler var. Bunlar, evet, çokça soruyor bana. Hatta onlarınki bazen de zor. İftarı, imsakı burada yapıyor. İftara diyelim Amerika'ya doğru, evet, uçuyorsa gidiyor. Güneş bir türlü batmıyor. 20 saat oluyor hocam diyor. Oraya uyacak. Ha, burada acil sağlığıyla ilgili bir durum oluştu. Bunları erteler. Ramazan'dan sonra kaza, orucun kazası vardır. Orucun kazası yoktur diye de bir tanesini çıkarmışlar. Geçen videosunu gördüm. Hoca diye de bazı kanallara çıkarıyorlar maalesef. Belediyeler de onu konferansa falan çağırıyor. Özellikle bir kesim. Diyor ki orucun günah, tutmayana günah yoktur, orucun kazası yoktur. Ayet var. Allah. Ayet var yahu. Orucun kazası yok. Kaza ile ilgili ayet var. Biz hocam bir şey modası, evet, var. Bana göre modası var şimdi. Bana göre öyle. Ama ayetin, hayır, içinde hayır, de yani şöyle. Ve iddetun min eyyamun uhar demek. Evet. Başka sayılı diğer günlerde sayarak tutarsın demektir. Sen şimdi orucun kazası yoktur diyor. Yani tutmadıysan tutma. Hı. Kazada edilmez diyor. Bu da hocayım diye geçiniyor. Maalesef. Gerçi bunların maalesef zaten herhangi bir yerden diplomaları da yok. Yarım yamalak okuyup nerede okudu da belli değil. Bu tiplerin, hı, araştırılması lazım. Milletin karşısına çıkıp hocayız diye de geçiniyorlar. Evet. Ayeti, evet, inkar ediyor, farkında değil. Evet, devam edelim arkadaşlar. Hızlıca sıradaki soruyu alalım. Mümkün olduğunca çok soru almaya çalışıyoruz. Aleyküm hocam. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. İyi yayınlar diliyorum. Banyoda abdest almamızın bir sakıncası var mı hocam? Klozet olduğundan dolayı soruyorum. Teşekkür ederim. İyi geceler. Necaset açıktan görünmüyor. Dolayısıyla bizim banyolarımız, şu andaki evdeki banyolarımız elbette bir odamız kadar, salonumuz kadar temiz olmasa da sonuçta klozet kapalıdır. Necaset ayrı bir odada gibi saklanıyor gibi kabul ederiz onu. Orada abdest alınabilir. Yani bugün, sifon çekilmişse, üstüne su falan dökülmüşse, evet, banyo yine de oluyor mu hocam? Kapalı ve sifonda herhangi bir etrafta da necaset yoksa, hı hı, oralarda abdest alınır. Ve zaruret halinde hocam, yani çok küçük bir yer, başka bir yere gidemiyorsunuz. Şimdi şöyle bakın, bir tuvalet eski, var. Eski tuvaletlerle bugünkü tuvaletler arasında çok fark var. Evet. Eskiden mirhat denilen bir şeyler vardı. Medine'nin çöplükleri vardı, tuvalet yerleri vardı. Oralar zaten Anadolu'da da vardır öyle. Evlerin içinde tuvaleti olmayan köyler vardı, evet, eskiden. Kokar zaten oralar. Hı hı. Yani orada bir mikrop ürer. Hatta oraya peygamberimiz daha çok cinlerin beslendiği yerler falan diye söyler. O tür yerlerde ne abdest alınır ne de durulur. Evet. Şimdi abdest alınmaz fetvaları o tür tuvaletler için verilmiştir. Ama bugün bizim banyolarımızda kapalı klozetlerin olduğu, hı hı, banyolarda yere halı seriyorsun, kilim seriyorsun, peçeteler, havlular, her şey temiz. Ama buna rağmen dışarıda daha temiz bir yerde almak imkanı varsa abdest alınacak lavaboyu tuvaletin banyonun dışına almamız doğru. Şu da kaldı ki şu da var. Biz banyoda aynı zamanda gusül abdesti alıyoruz. Değil mi? Tabii. Gusül abdesti aldığın yerde de tuvalet var.
O zaman gusül abdesti alıyorsan abdesti de haydi haydi alacaksın. Evet. Peki sıradaki sorumuz gelsin. İyi akşamlar. Saç boyatmak orucu bozar mı? Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar. Oruçluyken herhalde saç boyatmak. Saç boyatmak seni kıskananları bozar diyeyim. Şimdi saçı boyatmayla oruç arasında doğrudan bir bağlantı yok. Yani erkek olsun, kadın olsun bunun doğrudan oruçla bir alakası yok. Sadece erkeklerin beyaz saçlarını yaşlılıktan dolayı, ihtiyarlıktan dolayı hep genç görünmek için bir takım dünyalık arzular peşinde koşacak tiplerin sürekli boyatması kerih görülmüştür. Ona mekruh denir, caiz değil denir. Ama onun dışında kınayla saçı, sakalı, bir kısmı sadece sakalı kabul ediyor. Boyamanın bir mahsuru yok. Kadının saçını boyatması değil de saçını yabancılara başını örtünmeden tesettürsüz göstermesi günahtır. Yoksa boyatmak. Evet. Sakın. Peki hemen o zaman sıradaki sorumuzu da alalım. Hocam, teravih namazlarında selam verince su içmek günah olur mu? Teravih namazına şimdi dün ben mahalle camiine gittim. Çok güzel bir usul gördüm. Eskiden bu kadar olmazdı. Kapıya yüzlerce su koymuşlar. Giren alıyor, giren alıyor. Namazın ortasında da önünde ya da yanına koyuyorsun. Arada selamla içiyorsun. Gayet de güzel oluyor. Susuzluğunu gidiyor. Teravih demek arada fasıla vermek demek zaten terbiha. Bundan dolayı hiçbir mahsuru yok. Ancak namaz aralarında ağzımızda kırıntıları kalacak şekilde yemek içmek kerihtir, mekruhtur. Çünkü o bizi namazda meşgul eder. Hocam, dün ben bir şey duydum teravih namazında. Selatüvitir'i evde kılmak daha faziletlidir diye bir şey duydum. Ramazana şey. Mahsus camide cemaatle kılınır. Faziletli olan odur. Ramazan haricinde selatüvitir'i, vitir namazını, teheccüd namazının peşinde kılmak esas sünnettir. Yani yatsıya bitişik bir namaz değildir vitir namaz. Anladım. Yatsıya bitişik olmadığını biz Ramazan'da daha da iyi anlıyoruz. Anladım. Teravihten sonra araya teravih kılıyoruz. Tabii araya teravih kılıyor. Teravih yatsıdan önce kılınmaz. Teravih kılmak için mutlaka yatsı namazın kılınması lazım. Sonra teravih kılınır, vitir sonra kılınır. Vitir ne demektir? Gecenin sonunda kılınan namaz vitirdir. 3 rekattır. Akşam namazı da gündüzün sonunda kılındığı için 3 rekat olduğunu alimler söylüyor. O da gündüzün vitridir. Vitir namazı en son kılınan namazdır. Sonra bir ya gece oluyor ya gündüz oluyor. Anladım. Peki sıradaki sorumuzu alalım. Şeytan Hazreti Adem Aleyhisselam'ı aldattığı zamanlarda cennete nasıl girdi? Yani kim şeytana yardımcı oldu da cennete girdi? Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuza göre şeytan cennetten kovulduğunu bahsediliyor da bunun üzerinde tartışmalar yapıyoruz. Buna bize bir bilgi verirseniz memnun oluruz. Evet. Şimdi bu tür soruları yani önemsemiyorum ama cevabı da var tabii. Şöyle bir olayla anlatayım. Amerika Körfez Savaşı'nda Kuveyt'i, Suud'u işgal etti. Petrolüne el koydu. Amerika askerleri Suud'un her tarafında istediği gibi astılar, kestiler. O dönemlerde de biz Hac'daydık. 1, 92, 93, 94, 95, 96 yıllardı. Çok gittim geldim o dönemde. Hatta bir Cidde'de yemek yiyoruz. Sarhoş olmuş Amerikan askerleri geldi, ortalığı dağıttı. Suudlu polisler böyle seyrettiler. Onlar kırdı, döktü, gittiler. Küfür ederek gittiler. Allah Allah. Şimdi aradan birkaç sene sonra bir mevlit var. Bir önemli bir şahsın vefatı olmuştu. Onun evinde Suud'dan kariler getirmişler. Orayı da irtibat olan bir aileydi. Güzel hocalar. Ben de onların söylediklerini tercüme ediyorum Arapçadan Türkçe'ye.
oradaki cemaatten böyle hacı amca gibi bir bana dedi ki, hocam sor bakayım dedi, makamı İbrahim'deki ayak izi olan taş hangi dağdan gelmiş dedi. Ben de dedim ki onu sormayalım da Amerikan askerlerinin ayak izini soralım Suud'daki dedim. Arap hoca dedi ki ne diyor dedi. O dedim makamı İbrahim'deki ayak izini soruyor. Ben de dedim ki Amerikan askerlerinin ayak izini soralım. Çünkü benim o manzaralar gözümün önünde. Doğru söylüyorsun dedi Arap hoca. Maalesef dedi geldiler mukaddes toprakları kirlettiler. Şimdi Müslümanların bunlarla uğraşması gerekirken sorduğumuz sorular daha çok işte şeytan cennete nasıl girdi, nasıl kovuldu vesaire. Sormaya hak sahibi mi? Evet hak sahibi. Kur'an'da böyle bir kıssa var. Adem'e bütün melekler secde etti. İlla iblis diyor. Eba ve stekbera. Şimdi iblis genel olarak halk arasında işte cennette aldattı deyince zannediliyor ki melekti. Meleklerin hocası da diyorlar hatta. Hı. Halk arasında meleklerin hocası. Halbuki vekâne şeytanu minel cin. Şeytan cinlerdendir. Cin taifesidir. Ateşten yaratılmıştır. Melekler ateşten yaratılmazlar. Melekler nurdan yaratılırlar. Hmm. Şeytanın melek olduğu noktasında bir yanlış algı var. Bu işte bu hocam. Şeytan meleklerle beraber secde etmeyince zannediliyor ki meleklerin hocasıydı. Her şeyi biliyordu da. Halbuki şeytan insana Allahu Teala adüvün mübin diyor. Sizin açık düşmanınız. Allahu Teala da insanoğlunu hayatı ve ölümü ne için yaratmış? İmtihan için yaratmış. Mülk suresinde buyurulduğu gibi imtihan için. Bu şeytan imtihanın bir sembolüdür. Bu imtihanın gereği olarak Adem Aleyhisselam'la Havva annemize şu ağaca yaklaşmayın dendiğinde şeytanın vazifesi vesvese vermektir. Buna müsaade edilmiş zaten. Bu vesvese vermek. Şeytan müsaade istedi Allah-u Teala'da. Müsaade istedi ve bu müsaade kendisine verildi. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Yavmil. Ancak kimleri sapıtamazsın dedi Allah-u Teala. Benim yolumda olan güzel insanları sapıtamazsın. Evet. Adem Aleyhisselam'ı aldattıktan sonra tabi cennet o sırada insan normalde cenneti amel yapmadan nasıl cennete giremez? Şeytan da aynı cennette, insan da aynı cennette. Halbuki insanın cennete girmesi için bir imtihandan geçmesi lazım. İşte o imtihanı kaybedince şeytan da tard edildi, recm edildi. Evet. Secde etmediğinden dolayı düşman oldu. Ve cennetten kovuldular. Adem Aleyhisselam, Havva annemiz, ihbetu misran. Değil mi? Yeryüzüne inin. Gökten yere indiğini biz ayetlerde görüyoruz. Hebata fiili Arapça'da tıpkı bir paraşütün, tıpkı bir uçağın yere inmesi fiili olarak kullanılır. Yani dünyadaki toprakla yoğruldu Adem Aleyhisselam bedeni. Ancak mahiyetini bilmediğimiz bir şekilde cennete konuldu. Cennetten tekrar dünyaya indirildi. İşte bu şeytanın orada ne işi var? Şeytan imtihan için oraya girdi mi, girmeden mi vesvese verdi? Onları biz bilemiyoruz. Kur'an'da o açık değil. Evet. Artık yarın ahirette bakacağız duruma. Önemli olan şeytana aldanmamak. Burada bizim zaten yani inin, asıl soru bu. Mesela inin ifadesinde bile وَقُلْنَهْ بِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوا birbirinize düşman olarak inin diyor. Yani imtihan, ona uymamak. Hatta bir yerde açıkça hocam inne şeytane lekum aduvvun fettehizuhu aduva. Fatır suresi. Yani orada insan o da sizin düşmanınız. Evet. Şeytan da cennetten çıkarıldı. Hı hı. Adem Aleyhisselam'ın ve onun neslinin ruhu ölümsüz olduğu için biz inna lillah ve inna ileyhi raciun diyoruz. Tekrar Allah'a döneceğiz. Hak eden cennete girecek, hak etmeyen cehenneme girecek. Günahkar Müslümanlar cehennemde suçunu Allah affetmemesi cezasını çektikten sonra girecek. Şeytan tekrar mahşer günü karşıya geçip gülecek. Eyvah. O vazifesini yaptı. Vazifesini yaptı. Yani sizin aklınız yok muydu? Herkes şeytanı suçlayacak. Bu bizi aldattı diye. Aklınız yok muydu? Allah size akıl verdi diye.
diye alay edecek. Evet. Önemli olan şeytana aldanmamak. İnşallah aldananlardan olmayız. Amin. Evet, Osman Bostancı. Şimdi şu hafız çatlatan ayetleri dinleyelim ben mi hocam? Ben de merak ettim. Bakalım. Biraz böyle süresi uzun. Şimdi çok kısa hemen bir şey yapalım. Neden hani neden çatlatan diye. Orası şundan diyor. Dolayı. Bu bir de böyle bir iddia hocam değil mi? Yani o da güzelliği de var evet. Yani. Şimdi evet. Kur'an-ı Kerim'in okuması içerisinde 3 usul var. 3 hız var. Birisi tahkik. Hı-hı. Bu en yavaşı. Medlerin 4 elif miktarı uzatıldığı. Ardından harflerin ağızdan mahreç itibariyle çıkışının en dikkatli şekilde okunması gerektiği. Bir ikincisi orta okuyuş dediğimiz tedvir okuyuş var. Burada mesela medde munfasıllar, medde arızlar bire düşürülebilir. Lakin tahkikte düşürülemez. Bir de en hızlı okuyuş dediğimiz hadır var. Burada dörtler mesela medde muttasıl, medde lazım ikiye hani düşürülebilir. Lakin okuyuşu tahkike çektiğimizde bütün medler dört olacağı için oradaki okuyuşu da uzatıyor. Yani ya munfasılla muttasıl dört olacak. Evet. Munfasıl ve muttasıl. Hangi ayetler bunlar peki? Bu Nisa suresinde 5. cüzün son sayfası. Yani sayfa 100'de. Evet. Ayet-i kerimenin numarası şu an hatırımda değil ama sayfa 100'de. Ellezine yeterabbesune bikum sayfasının direkt yani ortasında. Şimdi okuyacağız da çatlamayalım. 132-133 affedersiniz 142-143 143. Peki, sadece bir ayet. Dinleyelim öyle mi? Evet. Dinleyelim o zaman tamam. Kısa. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muzabzabin beyne zalika la az daha gidiyordu şu anda. Evet. Bir anda çat. Böyle meddi muttasıl muttasıl. Ya bu bir de hani böyle bir iddia var ya hocam o da benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi hafızlar arasında bu böyle bir tatlı bir yarışa dönüşür. Değil ya mi? Hadi rekabet. Şimdi sen dene bakalım son ortasına öyle kalır hafız. Nefessiz kalır. Bir daha bu böyle hafızların kendi arasındaki böyle tatlı hatıraları. Bazı mesela sayfalar vardır. Çok zor. Hadi hafızlar birbiri arasında böyle sorar der ki ya hadi şurayı oku. Ya sen de nereden soruyorsun ya? Orası ezberleyene kadar canımız çatladı. Şimdi bir de oradan soruyorsun. Bu böyle kendi içinde gelişmiş bir kültür. Dedim ya hani heyecan o evet, böyle evet. Mutluluk vermesi lazım insana. Çünkü bir insan hakikaten sevmediği hiçbir şeyi yapmamalı. Yapmasın zaten. Aynen. Bunu söylemeden önce şu örneği vermek istiyorum. Mesela burada bir su var. Az önce ben bunun içine suyu koydum. İşte burada ıhlamur var. Ben bu suyu bu bardağın içine koymayı istedim. Yani ailelerimiz, sonra da büyük bireyler gönüllerine Kur'an'ın sevgisini koymalılar ki onu ezberleme aşkı da gelsin. Eğer burada su yoksa ben bunu içemem. Eğer ben anne baba olarak çocuklarıma Kur'an'ın güzel örnekliğini kendi hayatımda gösteremiyorsam onların herhangi bir meyli olmasını da bekleyemem kızamam. Hani tabii. Hocamdan burada tabii ki özür dileyerek şöyle söylemek istiyorum. Hani hep büyüklerimiz der ya şu gençlik var ya bitti ya bu gençlik falan. Aslında bizler büyüklerimize bakarak kendimizi şekillendiriyoruz. Hani şöyle bir cümle var. Evlatlarınıza nasihat vermeyi bırakın. Sadece güzel örnek olun. Onlar zaten sizin ayak izlerinizi takip edecekler. Bu noktada da Rabbim hani bu Ramazan vesilesiyle gönlümüze Kur'an'ı ezberleme aşkı koysun. Ardından da onu sahabe büyüklerimiz gibi yaşayabilmeyi de hem ilmi hem ameli noktada hayatımıza geçirebilmeyi nasip eylesin. Dün bir soru geldi. Sahurda, Kanadiyet'te
Dedi ki hocam ben Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyamıyorum. Bir beyefendi soruyor. Latinize olan meal değil de işte Yasin, Y, A, S, İ şeklinde Yasin ne? Latin harflerle yazılmış. Latin harflerle yazılmış şekliyle okuyorum. Böyle bir hatim olur mu dedi. Ben sesinden dedim ki kaç yaşlarındasın sanıyorum dedim. 40'lı yaşlardasın. 45 yaşındayım dedi. Peki bir hafta içerisinde 10'ar dakika versen bir hafta içinde 7 günde 10'ar dakikadan 70 dakikada bu insan istediği gibi Kur'an'ı okuyabilir. Kur'an'a geçer. O kadar basit yani. Evet hocam. Gelsin bana, hocama gelsin. Her gün 10 dakika ben onu okutayım. Ki onu denedim ben. Kaç kişiye öyle öğrettim. Hatta 70 yaşındaki insana ben 10'ar dakikadan 10 günde Kur'an'a geçirdim. 70 Maşallah. Yaşında. Şimdi bu insanoğlu kaçıyor. Bahane üretiyor. Ya Latinize okuyorsun. Olur mu? İyi bir hafız dinler, senin Kur'an'ın oluyor derse olur ama ya ey mübarek 40 yaşındasın, 45 yaşındasın, belki bir o kadar daha yaşayacaksın. Hı hı. Bir 70 dakikayı Kur'an'a niye ayırmazsın? O kadar mı zor bir şey? Her şeyi öğreniyorsun. Avrupa'daki bütün o takımların oyuncularını say desek sayar. Ben de çoğunu biliyorum mesela. Trabzon'un oyuncularını say sayar. Fenerbahçe'yi say sayar. Hadi 3 tane ayet ezberle burada. Zeka var, kafa evet. var. Saymasın demiyorum. Onu da saysın tamam, güzel. Ama Allah'ın kelamına bir hayatımızda ya 70 dakika ayıramıyor muyuz Allah aşkına ya? Yani. Allah kelamı bu. Hayatını yönlendiren, dünya ve ahiretin saadetini sana bahşeden bir kitap, hidayet rehberi, hakla batılı ayırt eden, huzur veren, şifa olan, şifa Kur'an-ı Kerim. Gönle, ruha şifa. Bak dinledikçe ne güzel bir Ramazan atmosferi evet. oluştu değil mi? Bu stüdyoda bile. Tabii. Şimdi bu kadar tatlı bir kelamı insan Allah'ın kelamı diye merak etmez. Hiç ona bir iki saat ayıramaz mı Allah aşkına? Neler kaybediyoruz şu dünyada? Nelerin peşine koşuyoruz boş yere? Ama 10 dakikamızı bir gün, tabii. 7 gün 10 dakika ayıramıyoruz bu işe. Onun da şeyi yok, mazereti yok. Yani öğrenmemek, bak öğrenmemek ayıp, öğrenememek ayrı bir şey. Hocam uğraştım, uğraştım, hoca tuttum, Elif'ten başka bir şey öğrenemedim. Tamam ona bir şey demiyoruz, var öyleler de var. Ama hadi yoluna bir gir kardeşim ya, ne olur ya, bir hoca tut, git bir camiye bedavaya. Evet. Hangi hocaya gittiğinde ben sana Kur'an öğretmem dedi. Git vakti olan bir sürü hocamız var. Git onun karşısında namazdan sonra hocam şuradan beni Elif cüzünü bir okut sonra da Kur'an'ı bir okut de. Her hoca okutur hem de memnuniyetle okutur. Tabii. Mazeret yok. Müslüman memleketinde Müslümanların böyle bir mazereti yok. Kur'an öğrenemedim demeyecek bir Müslüman. Çalıştım, çabaladım bu kadar öğrendim diyebilir. Çok güzel bir cümle okumuştum. Hı hı. İlk ayeti oku olan kelamın sahibi yarın huzuruna çıktığımızda okudun mu diye sormaz mı? Sorarsa da iş vahim. Öyle evet. değil mi? Bir iki dakikamız var. Bitireceğiz programı ama şöyle bir iki dakikada olsa olabilir. Osman Bostancı kıraatını Kur'an'la bitirelim. Kur'an'la tamam. bitirelim. Tabii. Osman Bostancı kıraatı olsun bu sefer de. Peki Ramazan ayı içerisindeyiz. Hı-hı. Şöyle Ramazan'dan bahseden o ayet-i kerimeyi okuyayım tamam. inşallah. Tamam. Çok güzel olur. Hocam da arzu ederse mealiyle belki. Bakara 183. Evet. Tamam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي شهر رمضان الذي
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. ماشاءالله. Allah razı olsun, ağzına sağlık. Teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık. Hocam siz de tabii Ramazan'da yoğunsunuz. Teşekkür ediyoruz. Sizin Allah de ağzınıza sağlık. Teşekkürler, hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Sevgili seyirciler, böylelikle programımızı bitiriyoruz. Haftaya buluşuncaya dek hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.